Üçgenden merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Uğur Aktuna ve Selçuk Geçer'le birlikte sizler için gündemi değerlendireceğiz. Sizler de bize Twitter adresimizden Üçgen Online'dan soru, görüş ve önerilerinizi aktarabilirsiniz. Farklı görüşlerin insanca tartışıldığı programa hoş geldiniz. Evet, 10 günlük tatil arkadaşlar. Buradan bir başlayalım. Ama tabii ya 10 günlüğü biraz marka olarak açalım. Çünkü aslında 10 günün içerisinde Zafer Bayramı var ve Kurban Bayramı var. Şimdi çok güzel, kritik bir soruyla başlayalım bu muhabbete. 10 günlük tatil mi, Zafer ve Kurban Bayramı mı? Hadi sen de başla. Nasıl yani, Zafer ve Kurban Bayramı mı derken, 10 günlük tatil mi derken, yani hangisini kutluyoruz da aynen ne öyle oluyor diyorsun? Aynen öyle. Bir kere 10 günlük tatil olduğu zaman bayram kutlanmıyor, onu biliyoruz. Yani ne Şeker Bayramı ne Kurban Bayramı doğru düzgün kutlanmıyor. Herkes bir tatil telaşına kapılıyor. Tatil bayramı oluyor. Kurban Bayramı ya da Şeker Bayramı yerine tatil bayramına dönüşüyor hiç. Bazıları memleketlerine falan gidiyorlar. Belki bir dinlence falan oluyor. O anlamda rahatlıyorlar ama ya dünyanın hiçbir yerinde, geçen hafta da konuştuk, böyle uzun bayram tatilleri yok. Hele ki devlet eliyle oluşturulan böyle birkaç tane uzun bayram tatili falan yok. İkincisi, bugüne kadar sahiden bu 30 Ağustoslar, 23 Nisanlar falan unutuluyordu hep. Hiç akla gelmeyen tatillerdi değerim bunlar. Bayramlarda daha doğrusu, tatillerde diyoruz bak, çünkü tatil geliyor akla hemen. Bunlar hep, hatta bazı bayramlar tatil bile yapılmamaya başlanmıştı. Şimdi nedense böyle birden 10 günlük tatil için bahane ediliverdi. İlginç buluyorum ben. Ama hani 10 günlük tatil faydalı mıdır? Hiçbir yerinden faydalı değildir arkadaşım. Yani işte insanlar biz dinleneceğiz edeceğiz falan filan. Yani memurlar belki dinlenecek ama bu arada iş yapmak zorunda olan bir yığın insan var. Bu adamlar için 10 günler çok değerli. Ve bu 10 günler gittiği zaman adam bir ayın içerisinde 10 günlük kazancını kaybediyor. Ki ihracat rakamlarına evet, geçen sene yansımıştı. Ya sadece ihracatçı olarak bakma. Misal reel yani, sektörün kendi bütün argümanları olarak bak olaya. Onlar da bu işten sekte görüyorlar. Böyle olunca da ben hani şeyi kabul edemiyorum. İşte, hadi bir kurbanda 10 gün tatil yapalım. Şeyde, şekerde 10 gün tatil yapalım. 30 Ağustos olsun 10 gün tatil yapalım. Yani bu işin sonu yok. Zaten yıl 365 gün. Yani bunun içinden bir ayı çıkarttım mı, böyle bir buçuk ayı çıkarttım mı, baya baya piyasayı sıkıntıya sokacak işler bunlar artık. Zaten senin piyasan kötü. Turizm sektörünü canlandırmak için yapıyoruz. Hangi turizm sektörünü canlandırmak için yapıyoruz? Yani yurt dışından gelen turist için yapmıyorsun ki sen bu tatili. Yurt içinden gidecek adamın da cebinde zaten parası yok tatil yapmaya. Hı hı. Nasıl olacak bu iş o zaman diye insanın aklına ilk tane soru işareti gelir. O sence şimdi ya çok özel bir aslında bayrama giriyoruz, Zafer Bayramı'na. Ve belki de bugünlerde çok konuşmamız gereken bir muhteviyatı var. Bizim İstiklal Savaşımızın hani son taarruzu, artık büyük zafer. Artı işin ananevi tarafına bakalım. Ramazan Bayramı keza öyle ama Kurban Bayramı da. İnsanların büyükleriyle veya eş, dost, akrabalarıyla bir araya gelip sohbet edebileceği bir ortam mı tartışılır bugün itibariyle. Fakat her şeyi unutup 10 günlük izne çıkan bir Türkiye ne anlatıyor sana? Yani tabii şimdi dünyanın gelişmiş ülkelerine bakıyoruz. Almanya, Japonya, Amerika. Bu tip ülkelerde böyle 10 yıllık falan bayram tatilleri yok. Böyle 40 yılın başı örneğin bir günlük tatil olur orada ya da iki günlük tatil olur. Onlar bile yani çok böyle nadirdir. Ama bizim ülkemiz son yıllarda özellikle kendine Avrupa'yı örnek almaktan sıyrıldı ve daha çok Orta Doğu'ya bakıyor. Ve Orta Doğu ülkeleridir böyle bayramların, uzun tatillerin olduğu, daha çok insanların tembelliğe alıştırıldığı ülkeler. Biz de şimdi onlara örnek alarak biz de başladık onlar gibi uzun tatiller yapmaya. Ayrıca Kurban Bayramı'nın kutlandığı falan yok. Yani insanlar bunu bir tatil fırsatı olarak görüyor. Cuma pazartesi yani. Tabii. 10 günü kapsayacak bir noktada da değil.
Değil. Her 30 Ağustos'ta 29 Ekim'de hasta olanlar şimdi 30 Ağustos'u muhteviyatıyla değil de bayram niteliğiyle hatırlar, evet, ve 10 güne çıkarır oldular. Evet, evet. Yani popülist bir yaklaşım ve uygulama. Turizme faydası olduğu söyleniyor ama ben de katılıyorum. Yani sanayi olarak bize yaşattığı zarar kat be kat turizmden getirisine göre. Biz zaten iç turizm olacak. Cepten cebe, dışarıdan gelen bir girdi değil. Kendi aramızda yaptığımız bir şey. Onun da etkisi ve ülkeye ekonomik faydası hiçbir zaman bir yabancı turist kadar olamaz. Ben kişisel olarak hiçbir şekilde bu tip tatillere sıcak bakmıyorum. Ama yani tabii tatile çıkmak insanlar istiyor. Şüphesiz bunu bir fırsat, tabii fırsat bir şey olarak görüyor. Uygulama olarak da hayatta ya geçiyor. Şimdi insanlar tuzu kuru olan adam için tatile çıkmak bir fırsat. Şimdi tuzu kuruysa adamın, kimdir tuzu kuru olan adam? Söyleyeyim. Memuriyet yapan adam tuzu kurudur. Artık onlar da kadrolu. Şu anlamda söylüyorum. Hani kadrolu olup adam askerdir, polistir, öğretmendir, atıyorum kamu işçisidir, kamu personelidir, kamu memurudur. Şimdi bütün bu adamların tuzu daha kuru. Niye daha kuru? Çünkü zaten adam çalışsa da o parayı alıyor, çalışmasa da o parayı alıyor. O zaman adamın işine geliyor 10 günlük bir tatil süreci. Ama adam diyelim ki, bir de bunun yanına mesela 2 haftadır Zülfikar şey atıyor, mesaj atıyor. Taşeron işçiyiz, biz 2 günlük izin veriyorlar falan filan diyor. O da ağlıyor orada. Aldığına dua etsin ya. Aldığına dua etsinden öte, o adama 2 gün vermeyeceksin o zaman. Ona da 10 gün vereceksin. Yok öyle bir dünya. Yani şimdi bu 10 günü alanlar kimler, ona bakmak lazım. Ya da gerçekten lazım. 10 günlük fazla mesai ücreti ödeyeceksin. Yani şimdi bu adamlar tuzu kuru diyoruz ama bir taraftan da bu adamların gelir seviyesi belli. Çoğunun borcu harcı var. Çoğunun sıkıntısı var. Zaten 3 kuruşla 5 kuruş bir ayı doldurmak zorunda kalan adamlar. Tablo böyle olduğu zaman bu adamlar da tatile gidecek pozisyonda değiller. En fazla belki memleketine gidecek. Bu milli zarar bir de. Yani niye milli zarar söyleyeyim sana. Herkes arabalarına atlıyor bayram tatillerinde 10 gün. Oraya buraya gidip geliyor. Gidemiyor. Gitmeye çalışıyor, gidemiyor. Yollarda kalıyor. Her tarafta da yollar daraltılmış. İnşaat çalışması bilmem nesi, yol çalışması olsun busu. Yani bir yığın kaza, insanlar ölüyor. Bir yığın araç kaza yapıyor. Bir yığın masraf açılıyor ülkenin başına. Yani sanki her şey güllük gülistanlık, bir tatilimiz eksik. Anlatabiliyor muyum? Ya kimse kızmasın. Yani kimse bozulmasın. Ya şimdi öbür taraftan bakıyorsun. Ticaret yapan adam için 10 gün çok önemli. Bu 10 gün içerisinde adamın bütün işleri kilitleniyor. Bütün sistemi çöküyor abi. Ona 10 gün deme. Çünkü 10 günlük tatil geldiği zaman, hı hı, bir 10 gün öncesinden ve 10 gün sonrasından, yani toplamda bir ay kimse ödeme yapmıyor. Eyvallah, ona da lafım yani yok. Yani sırf 10 tamam, günle de bitmiyor. Tabii. Yani düşünsene abi, adam ticaret yapacak şimdi. İstanbul boşaldı. Sıkıntı. Diyelim ki yani. İstanbul'daki çalışan ya da işveren sorunlu değil mi? Bu arada işveren şunu yapamıyor, onu da söyleyeyim sana. 10 günlük maaşını o zaman kestim diyemiyor. Yapamaz. Devlet de ona şunu demiyor. Ya kardeşim sen bu 10 gün daha bu işçilerin parasını ben cebimden karşılayacağım da demiyor. Tatil veriyorum demek kolay. Versene işverenin 10 günlük maaş parasını o zaman. Şimdi bir iki kelam da ben etmek isterim bununla ilgili. Şimdi tatil, bir kere tatil hep güzeldir, değil mi? Yani bunda herhalde tartışacak bir şey yok. Lütfen sizler de bize Üçgen Online'dan yazmaya devam edin. Fakat ben hem Zafer Bayramı'yla hem de biraz Kurban Bayramı'yla bağdaştırayım. Şimdi biz izindeyiz lafını biraz yanlış anladık sanıyorum. Yani Atatürk'ün o Türk öğün çalış güveninden, o çalışan Türkiye'sinden, üreten Türkiye'sinden, izinde gitmemiz gereken Türkiye'den daimi bir izindeyiz Türkiye'sine gelmiş vaziyetteyiz. Keza Kurban Bayramı açısından da baktığınızda veya yani dini bayramlar açısından da baktığınızda aslında bunların hani Kurban Bayramı'nın herhalde yaradana bir faydası yok, değil mi? Bunların hep toplumsal bir takım etkileri var. İşte insanlar bir araya gelsin, konuşsun, büyükler, küçükler, küsler, barışsın vesaire gibi. Şimdi çok detayına inmeyeyim, uzmanların alanıdır. Alt alta sıraladığınızda birçok toplumsal etkisi olması gereken bir bayramdan bahsediyoruz.
Bu da yok. Yani bunu da yerine getirmiyoruz. Öbür taraftan izindeyiz de yanlış anlıyoruz. Bu tamam. Bu işi bu tarafa koyalım. Fakat ben bu 10 günlük tatilin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Niye derseniz arkadaşlar. Bayram ayın 1'i ile 4'ü arasına tekabül ediyor. Yani insanların bu gümbürtüsü içerisinde bir enflasyon rakamı açıklanacak ve gidecek. Türkiye dünyada Trump'la başlayan dolar basılmışken bayram rehavetinden kaynaklanan biraz daha rahat basış ki dolar kurunda bunu görüyoruz. Bir fırsata çevriliyor. Geçici bir fırsattır. Bu işe de yarıyor. Yani evet burada 10 günlük tatil verirken elbette turizmi düşünüyoruz. Değil mi? Çünkü Türkiye'de bir envanter veya hedef planlama olmadığı için ya biz bu tatili veririz ama nereden ne kaybımız var kimse hesap kitap yapmadığı için lobisi güçlü olan veya biraz daha sesi fazla çıkan bir şekilde istediğini koparıyor hükümetten, hükümetlerden. Bundan önce de öyle oldu. Sırf bu hükümeti kastetmiyorum. Ama mesela bir planlama olsa adam bakar geçen seneyle bile mukayese etse ya biz toplam ülkenin yarattığı değere baktığımızda turizmde elde ettiğimizin kat be kat fazlasını ihracatta kayıp olarak yaşamışız. O zaman burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Biz borçlu bir ülkeyiz. Tırnak, bak bunun altını bold böyle kalın harflerle çiziyorum. Biz borçlu bir ülkeyiz. O zaman bizim bu 10 günlük kayba tahammülümüz yok demek gerekiyor. Aynen bu birincisi. O. İkincisi ama hem ulufe dağıtır gibi bu 10 günü verirsin, hem insanları tatile gönderirsin, gidebilen, gitmeyen de evinde ense yapar. Ama bu arada da sen enflasyon rakamını gümbürtüye getirirsin, dolar zaten düşüş eğiliminde genel anlamda Trump kaynaklı, ekonomik kaynaklı değil, Trump'ın yarattığı riskler kaynaklı düşüş eğilimindeyken biraz daha basarsın, algıyı güçlendirirsin. Yani bir taşla birkaç kuşun vurulduğu bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Yani bu 10 günlük izin falan filan o kadar da basit değil bence. Bilmiyorum buna itirazınız varsa yapın ama bu 10 gün içerisinde neler oldu diye bir bakıyorsunuz. Biraz sonra geleceğiz. Mesela 25 Eylül'de yaklaşan Irak'ın kuzeyinde bir referandum var. Türkiye bunu ne kadar tartışıyor belli değil. Ki keza Devlet Bahçeli ile Binali Yıldırım arasındaki polemiği de biliyoruz. İşte yani bu bir savaş nedenidir dedi. Ondan sonra ne alakası? Savaş devletler arasında olur dedi Binali Yıldırım. O zaman da Devlet Bahçeli dedi ki niye o zaman devlet töreniyle karşıladın falan gibi. Bir polemik oldu bir. Bugün PKK yine 3 işçiyi katletti. Konuşulmuyor. 2. Alt alta çok dizebilirim. Bir adalet kurultayı gerçekleşiyor. Tasvip edersiniz ya da etmezsiniz ama gerçekleşiyor. Bu da sanki hiç yokmuş gibi davranılıyor. 3. Türkiye'de bir takım operasyonlar devam ediyor. Bunlar da yokmuş gibi davranılıyor. 4. Sizin gördüğünüz, tamam bu 10 günlük tatil, Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı işi bir kenara koyarsak, bu 10 günlük fotoğraf içerisinde bana bir Türkiye fotoğrafı okusanıza. Bir de buradan bakalım meseleye. Selçuk. Ya ben şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum öncelikle. O da şu, dediğin kesinlikle doğru. Yani bizim böyle 10 günlük, 15 günlük tatiller yapacak lüksümüz yok. Devlet olarak, millet olarak da yok. Şimdi ben tuzu kurular falan dedim ya, aslında ben biraz daha genele yayayım. Onunla ilgili şöyle bir şey gelmiş çünkü tweet, onu da söyleyelim. Osman Bey demiş, Osman Çelik. %3,5 olan enflasyonu alarak enflasyonun altında ezilen memurların mı tuzu kuru demiş. Madem tuzu kuru değil, bir ekleme daha itiraz edeceksiniz. Bir dakika, bir ekleme daha yapayım. Tabii o zaman da hani oy vermeyeceksin o zaman. Bir ekleme daha yapayım. Mesela yeri gelmişken, şimdi OHAL dönemindeyiz. Emniyet güçlerimiz çarpı 2-3 çalışıyor. Bunu birkaç emniyet güçlerin mensubuyla da konuştuk. Ama kimsenin ne fazla mesai verdiği var. Bir de hani kadrolardan FETÖ'cüler temizlendi, ciddi bir açık oluştu ya. Ne bu fazla mesainin ücretini veren var, ne OHAL ilan edilmiş OHAL tazminatı veren var. Bir de bu var. Yani memur deyip geçme, onlarda bambaşka sıkıntılar. Ya bu arada şunu da söylemek lazım. Yani bu işe özel sektör ne kadar teveccüh gösteriyor? Yani 10 gün tatili özel sektörde veriyor mu, vermiyor mu?
Ona da bir bakalım. Yani mecbur tutuluyorsa adamın işi sahiden zor ya. 10 gün boyunca, yani bir hafta biz 5 iş gününü şu anda boş yere harcıyoruz. Yani pazartesiden cumaya kadar 5 önemli iş günü hayatımızdan kayıp, ya önemli değil, ne olacak canım falan filan diyenler olabilir. İşte ben diyorum ki bunu söyleyenler çalışanlardır ancak. Yani maaşlı adamdır. Maaşlı adam, çünkü evet kardeşim, tuzu kurudur. Maaşlı adam ne olursa olsun maaşını alır günün sonunda, ayın sonunda. Ha, emeğinin karşılığıdır, alacaktır. Bunun itirazım yok. Ama karşılığı olmayan bir rakamı da alacaktır. İşin, aynen. İşin dönüşünde ondan sonra şu lafı etmeyecek kimse bana. Ya niye bize %3,5 zam yapılıyor? Niye bize asgari ücretle çalıştırıyorlar? Niye bizim haklarımızı yeterince vermiyorlar demeyecek. Ona niye bir demeyecek? Şey yapamayız. O sandıkta hayır, herkesin ya, kendi hayır, yapacak. Hayır, şunu demeyecek. Bunu diyemez. Çünkü niye biliyor musun? Bu gemide hepimiz varız. Nasıl İsviçreli adam sana fazla emekli maaşı vereyim dediği zaman devlet, yok kardeşim ne alakası var, biz devletimizi zayıflatmak istemiyoruz, onun için biz fazla maaşa hayır diyoruz diyorsa referandumda, ya da çalışsın çalışmasın ben vatandaşıma 2000 euro açıktan para vereceğim dediği zaman İsviçre devleti, hükümeti bir referanduma gittiği zaman oradan hayır çıkıyorsa, o zaman bizim vatandaşımız da 35 yaşındaki emekliye hayır diyecekti, bugünler yaşanmayacaktı, Türkiye batma noktasına gelmeyecekti. Böyle 10 günlük tatiller olduğu zaman da çıkıp diyecekti ki çalışanı çalışmayanı, işçisi işvereni fark etmez. Ya kardeşim biz 10 günlük tatil yapacak kadar zengin bir memlekette yaşamıyoruz. Bakın bizim 50 tane sorunlarımız var. İşsizlik almış başını gidiyor. Problemler almış başını gidiyor. Bu problemleri çözmek için bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Aynı 2. Dünya Savaşı'nın sonrasındaki Almanya gibi sabah 5'te kalkıp gerekiyorsa akşam 6'ya 7'ye kadar çalışıp bu ülkeyi kalkındırmamız gerekiyor diye vatandaş da bunu söyleyecek. Onu biraz sonra konuşacağız. Yok öyle bir dünya. Onu biraz açacağız. Çünkü orada da enteresan bir şey var. Şimdi oğul, bununla ilgili bir şey soracağım sana ama farklı bir boyutundan soracağım. Yine bu 10 günlük periyot içerisinde en çok tartışılan noktalardan biri de Suriyeliler oldu. Suriyeli mülteciler oldu. Birçoğu bayram ziyaretine memleketine gidiyor. Şimdi bunu analiz etmeni rica edeceğim ama bir bilgiyle analiz etmeni rica edeceğim. Çünkü Almanya 100 kadar Suriyelinin mülteci olma hakkını kaldırdı. Gerekçe şu: memleketine bayram kutlamaya giden mülteci olamaz. Doğru, olamaz, olmaması lazım. Memleketine bayram kutlamaya gidiyorsa oradan zorunlu göç ya da şartlar gereği mecburiyetten çıkmış değildir. Başka bir deyişle daha iyi imkanlar bulduğu bir ülkeye göç etmiş anlamına gelir ki o da mülteci statüsünde bozar. Türkiye'dekilerin zaten çoğunun böyle olduğunu biliyoruz biz. Bu bize sürpriz değil. Nasıl bazı Türkler Avrupa'ya göç etmek istiyorsa Suriyeliler de Türkiye'ye göç etmek istiyor. İnsanlar her zaman daha iyi şartlarda yaşamak istiyorlar. Hatta birçoğu da Türkiye'yi basamak yapıp buradan işte o tabii, ölüm botlarıyla Avrupa'ya kaçmak istiyor. Kimisi Türkiye'yi basamak yapıyor, kimisi Türkiye'yi hedefliyor. Yani şu anda Suriye'nin içinde bulunduğu durum gerçekten işler acısı. Yani şehirler çökmüş durumda, bombalar patlamış, bütün apartmanlar kurşun delikleri içinde. Yani böyle bir ortamda yaşamak istemiyorlar tabii. Onlar da stabilitenin olduğu, ekonominin düzgün işlediği, alım gücünün olduğu ülkelere gitmek istiyorlar. Avrupa tabii ki nihai hedefleri, fakat bazıları Avrupa'yı beceremiyor, Türkiye'de kalıyor. Ben tabii şuna üzülüyorum. Suriyeli mülteci konusu Türkiye'nin ciddi bir yarası haline dönüşmeye başladı. Ve bu sadece ve sadece 30 milyar dolar bize maliyeti var bu işin demek gibi bir kuru itiraftan fazla şey gerektiriyor. Çok fazla rakamsal kalır. Boyut daha büyük. Boyut büyük. Sosyal yara anlamında çok büyük. Bazı şehirlerimizde asayişle ilgili problemler duyuyoruz. Suriyeliler birleşiyorlar, bazı Türkleri sıkıştırıyorlar, ölenler, yaralananlar, bu olaylar oluyor. Bir de biz işsizlik konusunda zaten iyi bir reputasyona sahip bir ülke değiliz.
kendi işsizlik problemimiz varken bir de Suriyelileri bu işin içine katarak işsizliği iyice körüklüyoruz. Hatta şunu da eklemek lazım. Çalışanları da köle statüsüne getiriyoruz. Çünkü tabii, sen çalışmazsan bak Suriyeli çalışacak tabii gibi bir tehditle karşı karşıya. Tabii o tehdit birçok de var. Birçok özellikle emek yoğun sektörde. Doğru, var emek yoğun sektörde, merdiven altı sektörde. Bu tabii bunların hepsi kendi insanımıza hayatı daha da zorlaştıran gelişmeler. Bir ülke yönetimi bunu niye yapar? Kendi insanına hayatı zorlaştırmayı niye yapar? Onu seven, onu korumak isteyen bir yönetim hayatı zorlaştırır mı? Zorlaştırmaz. Demek ki düşünmüyorlar, fazla önemsemiyorlar. İşin sosyal boyutunda ne olursa olsun biz başka amaçlara, başka hedeflere yürüyoruz. Onun için bu yolda bunların hepsini yapabiliriz diye bakıyorlar. Bu da tabii toplum bilincinin Türkiye'de daha tam gelişmemiş olduğundan kaynaklanıyor. Toplum her şeye dinamik olarak tepki veren bir pozisyonda olsa bunlar bunlara cesaret edemezler. Toplumun dipdiri yumruğuyla karşılaşırlar ve geri adım atarlar. Fakat bizim toplumumuz her şeyi sükunetle kabul ediyor ve bıçak kemiğe dayanana kadar da yaşıyor. Bunlar da bundan yararlanarak işte kısa günün kârını zorluyorlar. Ama nereye gider? Bir yerde bir sosyal patlamaya dönüşebilir. Ondan sonra insanlar sokaklara çıkıp da ortalık birbirine girdikten sonra bu dış güçler bize tuzak kurdu falan dememek lazım. Yani bunu temenni etmeyiz ama bunun yönetilebiliyor olması lazım. Hiç öyle bir emare görmüyoruz. Türkiye'de hiçbir şey yönetilemiyor ki. Zannediyorsun yönetiliyor. Türkiye'de her şey tamamen akıl dışı bir şekilde ilerliyor. Yönetilen bir şey yok. Yani ben ülkeyi onların yönettiğine de inanmıyorum. Şartlar ne getiriyorsa günübirlik yaşıyorlar yani. Öyle bir orta uzun vade planlama falan yaptıkları yok. Öyle bir vizyonları yok. Ya benim öyle bir iddiam var ya. Hiçbir siyasetçilere parasını versek evde otursa, hepsini kastediyorum. Bürokratlar götürse daha az zarar ederiz. Çok rahat ederiz bak, ya. Bak, gelişme sağlayamayabiliriz ama daha az zarar edeceğimiz kesin. Tabii canım. Kesin. Ne var üçgen online? Ya bu arada Suriyelilerle ilgili de şunu söyleyeceğim ben. Bir cümle ondan sonra devam edeyim. Buradaki bayağı güzel mesajlar gelmiş. Bizim ülkenin tanımı şu. Özellikle Suriye bağlamında. Ayranı yok içmeye, tahtıravanla gider koşmaya diye bir laf vardır bizde, bilir misin? Bizim pozisyon o pozisyon. Kardeşim senin işsizliğin tavan yapmış. Senin fakirliğin tavan yapmış. Senin suç oranların tavan yapmış. Bugün herhangi bir kanalda, televizyon kanalında biz dahil, ulusal kanallar dahil herhangi birinde aç haber bültenini bak bakayım. Kaç tanesi suç üzerine, kaç tanesi gasp üzerine, kaç tanesi tecavüz üzerine, kaç tanesi aile içi şiddet üzerine bu haberler. Ya bunun için özel haberlerden önce bülten yapmaya başladı. Tabii canım 3. sayfa haberlerine döndü her şey. Birçok televizyon kanalı ana haberden önce bununla ilgili 1 saatlik bülten yapıyor. Ne kadar açsan, olay oldu diye. Gazeteleri açsan hani bizlerin gazeteci olarak 3. sayfa haberi falan dediğimiz şeyler bugün 1. sayfadan manşetten giriyor. Manşetten giriyor. Gazetenin de geneline yayılmış evet durumda. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Uyarı yani bir alarm bu, aslında. Bu uyarıdan öte 1980 darbesinden önce Türkiye tablosunda ben daha küçüktüm o zaman, çocuktum, sen de öyleydin. Ama açtığımız zaman orada ben haberleri çok iyi hatırlıyorum. Sağ sol kavgasından her gün birileri ölürdü hatırlıyorsanız. Tabii. Onlarca insanın ölüm listelerini görürdük biz o haberlerde. Şimdi tablo ona benzedi. Terörden ölmüyor ama başka bir terör var. Terörden toplumsal ölüyor bir terör bak, var şu anda. 3 tane işçiyi PKK'lılar öldürdü. PKK'lılar öldürdü diyemiyor kimse ya. Ya dostum o büyük, o zaten ya, bizim bak, yıllardır, bu. Yıllardır PKK terörü var bizim başımızda. İlleti var zaten ama onun dışında toplumsal bir terör oluştu, onu söylemeye çalışıyorum. Evet, yani bu toplumsal terör emin ol PKK teröründen daha ileri seviyede bir şey. Çünkü bu kendi kendimize verdiğimiz zarar ve kontrol altına alınamayacak bir şey. E şimdi sen bu tablo içerisinde tutmuşsun Suriyelileri almışsın buraya. Bir de yani kendine çok bir şey yapıyormuşsun gibi, kendi vatandaşına çok bir şey yapıyormuşsun gibi, kim kızarsa da kızsın, kusura bakmasın kardeşim. Ben burada Suriyeli beslemek zorunda değilim ya. Değilim. Bir dakika. Değilim şimdi arkadaşım, o kadar güçlü bir ülke değilim. Hadise, besleyeceksem de onları belli toplama bölgelerinde beslerim. Doğru mu abiciğim? Onda en fikrim de. Hangi senin, ülke yapmış? Seni desteklemek babında bir şey söylüyorum. Keşke mülteci olarak gelseler ve ekmeğimizi bölüşsek. Bak. O başka bir şey. Keşke diyorum. Ama benim çocuğum üniversite sınavına giriyor. Orada da işte ÖSYM başkanı istifa etti. Ne düdüğü belirsiz işler yapılıyor.
Aa, Türkçe biliyor, üniversiteye direkt giriyor. Ben sigortam yoksa bir şekilde hastanede sıkıntı yaşıyorum veya emekliysem hemen ilaçtan, eczaneden tahsilat yapılıyor bana. O Suriyeli son. Şimdi bak. Ya bu faşistlik değil bu arada. Mültecilik ha. Bu değil. Hak arama ya. Hayır, bu mültecilik değil. Bu misafirperverlik değil. Yani pardon, yani şimdi şartları yan yana koyduğunuzda eğri oturup doğru konuşalım. Neredeyse biz mülteci durumundayız canım. Ya aynen öyle. Bir de şunu söyleyeceğim. Benim ülkemde makarnayla, bedava makarnayla, bedava kömürle, hani eleştiriyoruz ya onları biz. Ayakta kalmaya çalışan insanlarımız var. Bunlar demek ki fakir insanlar. Yani bak, hiç eleştirmiyorum. İhtiyacı varsa kömürü de verilsin, makarnası da verilsin, erzağı da verilsin. Çocuğunun okul masrafları da karşılansın, kitapları da verilsin. Ama hiç olmazsa ben onda şunu söyleyebilirim. Ya benim ülkemin vatandaşı, hiç olmazsa benim ülkemin vatandaşı dara düşmüş, devlet de bunu karşılıyor. Helal tabii, olsun devlete dakika. Diyebilirim. Bunu diyebilmen için aynı zamanda kimdensin diye bakılmadan veriliyor tabii, olması lazım. Bak, ben bunu yani diyebilirim burada, diyorum. Burada hayır, bunun yani. Yine kurtarır bir tarafı var, onu söylemeye çalışıyorum. Ama öbür tarafta kendi ülkesinden bir şekilde, hiçbir şekilde savaşmadan, kendi haklarını aramadan kaçmış gelmiş. Bunların içindeki çocuğu, kadını saymıyorum, yaşlıyı saymıyorum. Bunların %50'si, %60'ı senden benden sağlam ya. Delikanlı delikanlı adamlar görüyorum. Ne işleri var abi bu adamların burada? Hadi bırak ne işleri varı. Bu adamları ben niye bu kadar içime sokuyorum? Ne idüğü belirsiz bu adamları? Kim olduklarını bilmediğimiz ajan mıdır? Provokatör müdür? Bizim içerimizde yarın öbür gün Suriye'deki gibi bir olay çıkartacak mı çıkartmayacak mı belli olmayan bir takım adamlar sürekli İstanbul'un göbeğinde dolaşıyorlar. Olmasına da gerek yani yok. Taksim'de, Sultanahmet'te gezemiyoruz Selçuk, kardeşim bunlar yüzünden. Olmasına da gerek yok. Şimdi bu tip boşluktaki adam çok rahatlıkla birilerinin kullanabileceği bir unsur haline de dönüşebilir. Bugün kaç özel iş yerinde tatildi diye soruyor. Marcus Aurelius muydu? Bence bununla ilgili çok güzel bir araştırma. Anket firmalarının bence bu konuyla ilgili bence bir araştırma yapmaları gerekiyor. Bence %80'i özel şirketlerin çalıştı ve çok da doğru yaptı. Yine burada mesajlar var. Çalışmayanlar da kardeşim demiş ki bunu ben sizin yıl tatilinizden kabul ediyorum demiş. Senelik tatilinizden kabul ediyorum. İşinize geliyorsa demiş. Haklı adam kardeşim. Çünkü devlet benim zararımı karşılamıyorsa ben niye işveren olarak devletin işte, aldığı bu bak, keyfi kararı Selçuk, orada, kendi iş yerimde zarar olarak Selçuk, uygulatayım. Orada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi devlet bu aynı eczacılarla hastalar arasındaki ilişkiye benziyor, tamam mı? Devlet diyor ki ben her şeyi veriyorum diyor. Eczaneye gidiyorsun, eczaneye diyor ki aa bak diyor ilaç verirken kes ha parasından diyor. Ondan sonra hasta zannediyor ki eczacı ondan para alıyor. Bu aynı şekilde. Şimdi işveren, şimdi çalışanların tamamına sor, işveren ona izin vermedi diye düşünüyordur. Ama demin söylediğin çok önemli bir unsur var. Devlet onu sübvanse etmiyor ki. Ama devlet diyor ki herkese 10 günlük izin benden. Şimdi bu ya bu topu taça atıp kardeşim, kurban kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim. Bak şimdi bizim aklımız, ben şunları hızlı hızlı sonra okuyayım, hepsine cevap vermeden gidelim. Bizim bütün dünya insan için konuşuyorum, Türk insan için değil. Çok çabuk unuturuz biz. Tamam, işimize gelmeyen şeyi özellikle ya da işimize gelen şeyi çok çabuk unuturuz. Ayın 1'i ile 5'i arasında tatil değil mi? 1'i ile 10'u oldu şu. Şimdi 1'i ile 10'u oldu neredeyse, tamam mı bu iş? Sarkmalarla. 4'ü bitiyor. 4'ü bitiyor mu? Şu anda tatilin içindeyiz. Peki, tatilin içinde öyle mi? Hı-hı. Tatildeyiz şu anda. Peki. Çalıştığın için farkında değilsin. Şimdi adam diyor ki sana biriyle dördünde bitti tatil ama bu 10 gün tatili bir şekilde iş yerleri bunun zararını ziyanını şey yaptı. Ayın sonunda geldi işverenin sana, dedik al kardeşim maaş. Aldın, saymaya başladın abi. Sayıyorsun 10 gün eksik çıkıyor. Sayıyorsun 10 gün eksik çıkıyor. Hoşuna gider mi? İşte aynı şey. İşveren 10 gün sana para ödemediği zaman işine gelmiyor da sen 10 gün tatil yapıp işverenden oh bak ne güzel çalışmadan para aldım diye göbek atarken niye işine geliyor? Yok öyle bir dünya. İşte ya netice itibariyle bak. Ama bu burada, devlet eliyle oluyor tabii. Burada baktığında herkes kendine göre haklı. Sorun şu, yani adaletin kılıcı yanlış kesiyorsa
Bu buna benziyor. Yani devlet bir şeye tatilden yola çıktık, oradan devam edelim. Tatildir ya da değildir derken bunun mantıklı ve ekonomik olarak karşılığı olan bir açıklamasını yapar. Farkı da sübvanse ederse herkes mutlu olur. O kadar abi. O zaman herkes tatil ama olacak. Devlet atıyor. Hadi kavga edin. Bunu tekerleği icat ettik. 10 günlük tatili çok mu görüyoruz demiş Ahmet Yılmaz. Doğru. Ramazan aydınlığı işin gerçeği şudur. Her yılbaşı öncesi ele alınan takvimlerde yılda ne kadar tatil var diye bakan bir milletiz. Güzel. Tembel bir milletiz diyor. Onu biraz sonra konuşacağız. Kemal Nuroğlu, borsa bugün rekor kırdı. Sizce bize ne faydası var? Mert Erden Nuri ben demiş. Çünkü tatildeyiz. Evet. Ama bazıları tatilde değil. Ben hiç oy vermedim AKP'ye. Memurun maaşı 18 bin lira size göre demiş Osman Çelik. Biraz önceki cevap vermiş. Osman Bey size değil şeyim benim. Yani meselem sizinle değil. Ben memur maaşlarının son derece düşük olduğunu düşünüyorum. Sadece memur maaşlarının değil, işçi maaşları da düşük bu ülkede. Özel sektör maaşları da çok düşük. Bakın burada stüdyomuzda kameraman arkadaşlar var. Bizler varız. Bizler de öyle çok büyük paralarla falan çalışmıyoruz buralarda. Değil mi abicim? Yani sonuç itibariyle herkes darda. O zaman herkes ona göre pozisyonunu alacak yani. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Çoğu firmalar yıllık izinden saydı diğer günleri demiş Ahmet Yılmaz. İyi yapmışlar. İbrahim Arslan 45 gün adli tatil ve 2 ay meclis tatilimiz var. Yasama ve yargıda izinde demiş. Doğru. Ne işi var abi? Yasama niye? Ya mesela niye 45 gün tatili var meclisin oğul sana göre? Ya mantıklı mı sence? Yani biz her şeyimizi bitiriyoruz, 45 gün tatil yapıyoruz. İşte yani bu benim başta ilk program başında söylediğim olay. Yani doğu kültürü, batı kültürü. Yani batı derken bizim insanımız tabii şöyle algılıyor. O Avrupalıyı mı savunuyorsun falan. Hayır, Japonya batı değil ama Japonya'da da yıllık izinler 5 gün 10 gün. Yani bu bir kültür meselesi. Çalışkan toplumlar az tatil yapar, tembel toplumlar kaytarmaya bakar yani. Bırak, bu tatil böyle yapsınlar, ben söylüyorum sana daha 45 zararlı, gün daha 45 zarardayız gün. Bir şey yapmadıkları zaman. Ha tabii, bir de o açıdan bakış açısı var ama yani bana kalsa 300'den adli gün tatil ne demek bak abi ya? Adli tatil genellikle hakimler kullanıyor, onu da altını çizelim. Evet. Yani adli tatil tam çok yoruluyorsunuz. Hayır, kastettiğim şu. Ne yazık ki avukatlar vesaireler yine dosyalarını takip etmeye ve çalışmaya devam ediyorlar. Yani sadece adliye personeli kullanabiliyor gerçekten. Anladım. 45 gün adli tatil veriliyor. O 45 gün boşluk değil mi? Hiçbir dosya doğru düzgün incelenmiyor. Ya davalar kontrol edilmiyor yani falan filan. İşin savunma tarafı devam ediyor mecburen. Evet, ama diğerleri tatil. Yani adliyeler tatil değil. 3 genç başlamış. Dinledikçe çöküntüye hazır olalım. Yok estağfurullah. Hiç, yok öyle düşünmeyin. Gardelen konar. Biz sadece İyi niyetle bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Bir pencere açmaya çalışıyoruz. Markus yine demiş ki tanıdığım işçilerin çoğu bugün çalıştı, yarın da çalışacak. Evet. Diğer bir bakış açısı. Yine diyorum 3 kişi, 3'ü de öldü. Şimdi bak, diğer bir bakış açısını söyleyeyim. Buna sizin de yorumunuz önemli. O da şu kardeşim. Harbiden de şu da haksızlık. Şimdi bir kesim izinli, bir kesim eşek gibi kullanılmaya devam ediyor. Öyle demeyelim de. Nasıl diyelim? Nasıl ya diyelim Selçuk, abi? Bak, nasıl samimiyetsizlik diyelim? Nereden başlıyor? Ben sana bir dakika nasıl diyelim o şunu zaman? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Tuzu kuru deyince kızıyorlar. Hayır, şunu alt alta koy. Ülkede sendikalar var. Her yıl 1000-2000 kişi ölüyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Ülkede 4,5-3,5 zam veriliyor. Sendikalar önce bir itiraz ediyor. Ertesi gününe ne hikmetse hemen kabul ediyor. Şimdi bakın. Kimse hakkını normalde demokratik toplumlarda tek tek çok zor arar. Arar ama çok zor arar. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler, odalar, birlikler bunun için vardır. Yani muhatabına toplu olarak görüşlerini iletebilmen için. Bence asıl temel sıkıntı burada. Çalışan tarafında sendikalar sararmış. Sendikalı olan yok ki. Şunu fark etmez. Ben genel hak savunması açısından. İşveren tarafında ne yazık ki o da birlik, oradaki sendikalar dahil hepsi sararmış. Herkes üç maymun oynuyor. Baş başa konuştuğumuzda kameralar kapalıyken, mikrofonlar kapalıyken bize ver yansın eden işçiler, memurlar, işverenler, fabrikatörler, esnaf hepsi bir mikrofon açıldığında ya da bir siyasi geldiğinde el pençe divan duruyor. Kusura bakmayın. Vatandaş goygoyculuğu yapamayacağım. Ne yazık ki gerçek bu. Ben bir otobüste
bir şey şahit olmuştum bundan birkaç sene önce. İki kişi konuşuyorlar arkada, ben de kulak misafiri oldum. Ülkemizi yönetenlerden biri o şeye gelmiş, esnafın bulunduğu yere gelmiş. Yandaki diyor ki, o arkadaşını anlatıyor da, ya demiş, ceketini iliklesene demiş. Adamın cevabı, ki ben bundan bir yazı yaptım, müthiş bir yazıydı. Bu ülkede önünde ceket iliklenecek adam mı kaldı demiş. Bence işin özeti budur üstad. Bu ülkede önünde ceket iliklenecek, saygı duyulacak adam mı kaldı? Biraz üçgen online yapalım çünkü reklama gideceğiz 4 dakika sonra. Yani hızlı hızlı okuyayım. Ülkenin durumu evinde yok bulgur aşı, kendi gezer bölükbaşı. Selim. Aynen bu cümle. Ayhan Çabuk. Kardeşimi işten çıkardılar. İşsizlik aylığına müracaat etti. İşsizlik aylığı bağlamadılar. Harita, atama bekleyen yüz binlerce öğretmen olduğundan da bahsedebilir misiniz? Aynen öyle. Çok güzel bir nokta. İşte bu 10 günlük tatiller, bu bizim fuzuli harcamalarımız, bu devletimizin inanılmaz aslında bonkörlüğü diyelim, en basit tabirle, değil mi? En kibarca. En kibar tabirle. Atanamayan öğretmenlerle ilgili benim klasik bir vurgum vardır. Yeniden yapmak isterim arkadaşlar, müsaade ederseniz. Ben şuna inanıyorum ki bir ülkede eğer sen öğretmen olarak mezun ettiğin birini KPSS gibi bir sınava sokma ahlaksızlığını gösteriyorsan utanmak zorundasın. O insanı ya öğretmen olarak mezun etmezsin ya da öğretmen olarak mezun ettiğin insana atanması için KPSS ahlaksızlığına kurban etmezsin. Bir kez daha bunun altını çiziyorum. Ağzına sağlık. Tamirciye simitçi işi buluyorlar demiş Ayhan Çabuk. Evet, yani katliam var, gözyaşı var, kan var, zulüm var. Neden Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli sus pus? Hüseyin Zülfikar. Güzel Estonya. Soru. Güzel soru. Estjoint adı verilen sanal para birimi uygulamasını geçeceğini açıkladı. Bunu ayrıca konuşuruz. Kulbak Bilge. Ruslar da Bitcoin'e geçiyor. Sanal paranın devletsel boyutlarda kullanılması küresel ekonomiyi nasıl etkiler? Güzel soru. Bunları cevaplayalım. Giderken de bavul bavul ne götürüyorlar demiş, Suriyelileri kastederek. Ne götürüyorlar? Aa bak güzel. Gelirken bavul bavul ne getiriyorlar? Ben de onu sorayım size. O daha kritik bir soruymuş ya. Ha? Gelirken bavul bavul ne getiriyorlar? Geçen gün bir baskın oldu biliyorsun. Havaalanında hocam. Ya şu çocuk şeyi mi diyorsun? Yok abi, ha. Telefon, cep telefonu basıldı. Gördünüz mü onu arkadaşlar? Oğul gördün mü? Çocuk kitabının içerisine adam hesap yaptı. Kokain saklamış 15 ya. Trilyon, ona 15 trilyon kapalı. Liralık cep telefonu, kaçak cep telefonu nasıl girer abi bu ülkeye? Yani bu nasıl bir kaçakçılıktır? Sen ben kimin eliyle yapılıyor sen bu? Sen ben bizim olan, sen ben bizim olan. Anıl Öztürk, Çetin Bey 79 yıldır Atatürk'ün izinde miyiz? Yıllık gelir 70 milyarları olan işverenin çalışanları 10 gün tatil yapsa ne olur? Atatürk'ten sonra öyle diyeyim ben. Ben Atatürk dönemini ayırırım. Evet izindeyiz. Ya maalesef izindeyiz. Çünkü biz Atatürk'ü çok seviyoruz. Gerçekten seviyoruz. Yani ben kimsenin Atatürk sevgisini sorgulamam. Ama Atatürk'ü sevmek kadar anlamak da zorundayız. İşte bu konuda biraz sınıfta kalmış. Selçuk Bey, memurlarla işçiyi çatıştırmayın lütfen. Bunun muhatabı memurlar değildir. Elbette. Öyle mi yaptım? Siz öyle düşünün. Keşke böyle televizyona bakarken biraz daha şey bakın bence. Sizin yanınızdan ne kadar yanınızdan konuştuğumu fark edersiniz belki o zaman. Devam ediyorum. Kulbak Bilge, sanal paranın devletsel boyutlarda kullanılması deminki soru. Suriyeliler 2019 seçimlerinde AKP için oy kullandırılmak amacıyla memleketlerine gönderilmiyor demiş Salim Dizi. Milletvekilleri 2 yılda emekli oluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben bu konuyla ilgili fikrim Nevcivan. Ben razıyım onların azıcık paraya. Evde otursunlar, hiçbir şey karışmasın. Suriyelilerin beslediği kaynak emekli ve memurların maaşlarından gasp edilerek yaratılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Salim Dizi yazmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi 16 Nisan'da süresiz tatil edildi zaten demiş El Turco. İbrahim Aslan, Libya, Suriye, Irak'ta çalışan işçilerin durumu ne olur sizce? Politikalar onları nasıl etkiledi diye sormuş. Tatil dinimizde sünnet midir?
Gökhan Tekin. Bunu, Ahmet Yılmaz sendikalar vardı bir zamanlar, şimdi sandıko oldular bunu, demiş. Bu sünnet meselesine biz girmeyelim. Sayın İhsan Eli Açık bunları güzel açıklıyor. Tatile gidenlerin bir kısmı için evde oturmalarının ülke için tasarruf olduğu söylenebilir mi? Çay, kahve, elektrikten tasarruf, demiş Gökhan Tekin. Madem ekonomi kötü, ihracat 40 milyar dolardan 140 milyar dolara nasıl çıktı, demiş Emre Damcı. Programın yönetmeni gerçekten çok başarılı. Tebriklerimi iletin. KRT çalışanlarına sevgiler, demiş. Bir şey sorabilir miyim? 140 milyar dolar güzel. 40 milyar dolardan ara vereceğiz biliyorum. 40 milyar dolardan nasıl 140 milyar dolara çıktı? Peki ithalat nasıl 250 milyar dolara çıktı? Bir de bunu konuşun. Çünkü tutmayacak bir hedef haline gelmiş olmasına rağmen o 2023'te 500 milyar doları tuttursaydık, hiçbir şey yapmadan tutturacağımız için 750 milyar dolar da ithalat yapacaktık, biliyor musunuz? Şu cümleyi de okuyayım, ondan sonra sen aranı vereceksin, tamam, galiba. Sonra da konularımıza girelim bence. Ter ile ödemeyi sevmiyoruz, kan ile ödüyoruz. Gökhan Tekin, al sana işte bomba. Üçgen Online'dan bizi yazmaya devam edin. Kısa bir ara, buradayız efendim. Üçgende sizler için konuşmaya devam ediyoruz. Selçuk Geçer ve Ulak Tuna ile birlikte. Diğer konumuza geçelim. Geçen hafta çok konuştuk aslında deprem meselesini. Fakat bu hafta sosyal medyada sevgili oğul bir şey paylaştı. Hatta ben de altına yorum yaptım. Bunu dedim programda tartışalım. Çok güzel bir hikaye. Şimdi depremin çok gizli bir bilgisi var üstad. Topu sana vereceğim. Nedir bu hikaye? Sen anlat. Tamam. Şimdi şöyle bir olay. Bundan bir iki hafta evvel bir sivil toplum örgütü, anladığım kadarıyla AFAD'dan, deprem anında toplanacak merkezlerin İstanbul'da adetlerini ve yerlerini beyan etmesini istedi. Ondan sonra AFAD'da bunun gizli bir bilgi olduğunu söyleyip bunun açıklanamayacağını söyledi. Baba, yani, deprem oldu. Nerede toplanacağız? Belli değil. Gizli bilgi. Toplanamıyoruz tabii. Ölüyoruz yani. Böyle saçma sapan bir şey. Şimdi tabii bunun altında yatan neden nedir diye üstüne gittiğin zaman görüyorsun. Tam rakamları bilemiyorum ama kabaca bundan belki 8-10 yıl evvel İstanbul'da 370 tane nokta var. Bugüne geldiğimizde nokta sayısı 65'e düşüyor. Olası bir deprem sonrasında, evet, toplanılacak alanlar. Alan. 6'da 1 rakamına düşmüş. O arada bazı bilinen noktalar var. Çok beynelmilen noktalar. Bunların da çoğunla imara açmışlar. AVM yapmışlar. Bakırköy, site ben inşaatı. Kendi semtimden söyleyeyim. Tabii. Bakırköy'de eski Osmanlı köyü denilen, evet, alan veya Ayamama Deresi denilen. Ayamama Deresi. 1,5-2 milyon dolara satılan konutlarla bir, evet, tane alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi. Ve yani... Ve TOKİ. TOKİ. Bunlar ranta açılmış bu alanlar. Şimdi tabii ranta açıldığı zaman AFAD da doğal olarak bu bilgileri veremiyor. Diyemez ki biz şu kadar alanı açtık halka. Abi ne kötü bir durum. İnşaat yaptık üstüne, sattık diyemeyeceğine göre. Toplanma alanı olmuş onlar işte. Tabii. Şimdiden toplanmış insanlar. Zenginlerin toplandığı alanlar haline dönüşmüş. Ya tabii şamata gırgır güzel de işin acı bir tarafı var. Biz yani Allah'a emanet yaşıyoruz. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz falan kalmamış. Olası bir depremde ne halt yiyeceğimizi bile bilmiyoruz yani. Ama bakan uyarıyor. Sürekli uyarıyor. Hala uyarıyor. Bakan ama onu farklı amaçla uyarıyor ya. O da başka şeylere hizmet ediyor. Yani ben onun samimi olduğuna falan inanmıyorum. Çünkü gerçekten depremle ilgili samimi olan bir hükümet icraatlarını da ona paralel şekilde yapar ya. Yani 15 senedir iktidardasın. İstanbul'un bir kentsel dönüşümünü çözemedin mi? Fon gitmiş. Ha. Toplanan fon gitmiş. Ama problem çözülmüyor. Ve tabii yani ben şuna da üzülüyorum. Biliyorsun yani dolu yağdığı zaman, yağmur yağdığı zaman ve büyük doğal felaketler olduğu zaman ne diyorlar? Kader. Bir de afet. Bir de afet. Bir de şey işte doğa ananın intikamı falan. Şimdi yarın deprem olursa ne diyecekler? Biz halt ettik, önlemini alamadık 15 sene boyunca, onun yüzünden insanlar öldü diyecek halleri yok. Gene diyecekler kader. İstanbul zaten deprem bölgesiydi, ne yapalım falan filan. Ama işte bu az gelişmiş ülkelerde olan özellikler. Yani üstad, deprem yine üstüne doğru sağlıklı binalar yaparak yönetilebilecek bir şey. Evet. Bu ülkede madende insanlar öldüğünde
bu ülkenin çalışma bakanı çok güzel öldüler gibi bir saçmalıkla ortaya çıktı. Ya öyle tabii. Enerji bakanı çok onu öldüler. Boş ver, o enerji bakanı biliyorsun beni en acıtan duyduğum haber oydu. Yani gidiyor Soma'ya, işte bir hafta boyunca Soma'da kalıyor olayları, evet, yerinde müdahale etmek için falan. İşte oradaki insanların sıkıntılarını paylaşmak için. Fakat yanında aşçısını götürmüş. Adam orada kendi aşçısının ona yemek pişirecek, onu yiyecek, onu hesaplıyor yani. Ya bu nasıl bir ruh halidir ya? Orada 300 insan yerin altında hapis, ölümle cebelleşiyor. Sen giderken aşçını unutmuyorsun, diyorsun ben aşçıyı da götüreyim ya. Ya söyleyecek bir şey yok ya, ben artık kızamıyorum da. Yani garip bir duygu içindeyim. Yani bunların bu duyarsızlığı ve halkı hiçe sayması mutlaka bir bedelle karşılanacak bu iş. Bu iş böyle ilahiye gitmeyecek yani. Bunlar bir bedel ödeyecekler de bakalım nasıl bir bedel ödeyecekler? İlahiye adalet nasıl gelecek? Ben onu merak ediyorum. Selçuk. Şimdi 375 miydi toplanma, evet, alanı? 375'ten 60'a mı düşmüş? 65 falan. 65 öyle falan diyorsun. Yuvarlı 370'e 60'da. 370'e 60. 6'da bir işte ya. Şimdi bakanın açıklaması gayet normal buluyorum ben. Doğru bir açıklama yapıyor. Çünkü 370'ten 60'a düştü demek 300 civarında bayağı lüks konut yapılmış. Şimdi bunların bir şekilde elden çıkartılması lazım hocam. Toplanmışız. Yani bayağı bir lüks konut yapılmış. Bunların elden çıkması lazım. Ve onun için deprem olacak falan deyip bunları bir şekilde birilerine vermek lazım yani. Fiyatlar da uygun üstelik. Yani 1,5-2 milyon dolar. Ne ki yani biz zaten gelir düzeyi çok yüksek olan yıllık herkesin gelirinin 1-1,5 milyon dolar civarında olduğu bir ülkeyiz. Tasarruflarımız yok, olmayana çok yüksek. Olmayana da kamu bankası kredi verir. Yardımcı oluyor konuda. Evet. Sıkıntı yok. Yani o anlamda bence zaten depremde toplanma alanına da gerek yok hocam. Bunlar yanlış bilgiler. Bak oğul burada yanlış şeyler söylüyor. Çünkü deprem olduysan zaten her yer yıkıldığı için çok alanı çok alan açılıyor, tamam mı? Alan açılacağı için orada şeye gerek yok. Sen bunun şakasını yapıyorsun ama bak, bunu aralarında konuşmadılarsa ne olayım mı? Kanka bak harbiden diyorum, gerek yok. Yani toplanma alanı dediğin zaten açık alan, boş alan değil mi? Deprem oldu mu yıkılıyor, boş alan oluyor zaten. Oralarda toplanabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Bunlar basit şeyler. Bu tür şeylere kafayı takarak insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Yapmayın. Yani bence 60 tane kalmış olması da büyük bir ayıptır. Onların da bir an önce ekonomiye kazandırılması, rezidans yapılması, eksik olan AVM'lerimizin giderilmesi lazım. Yani çok ciddi oranda AVM eksikliğimiz var bence İstanbul'da. Çünkü Avrupa'nın tamamındaki sayının 2-3 katı kadar İstanbul'da AVM varmış. Yetmez hocam. Yetmez. Yetmez. Yeterli bir sayı değil. Çünkü biz AVM ihtiyacı olan bir tabii. milletiz. Yani eskiden bol bol AVM'miz olması lazım. Çay bahçelerine giderdik, parklara giderdik, termoslarla evet. çayımızı götürürdük. Evet. Şimdi AVM'de dolaşıyoruz. Bak, tabii tabii. Bunlar önemli şeyler. Dur bunun altını çizelim. Bunlar dolaşıyoruz. Çünkü bir tüketici örgütü bir anket yapmıştı bundan 3-4 sene önce üstad. Bak çok dramatik bir durum. AVM dedin onu söyleyeyim. Kışın birçok ev kadını evde doğalgazı yakmamak için gündüzleri AVM'de dolaşıyordu biliyor musun? Anketin sonucu buydu. Bu başarılı ekonomi palavrasının güzel bir yansımasıdır. Kadıncağız tek başına, diyelim ki çalışmayan bir hanımefendi, çocuklar okula gidiyor, eşi işe gidiyor, kendisi de evde doğalgazı yakmamak için AVM'ye gidiyor. Bu işte Türkiye manzarasıdır. Daha yapsınlar AVM'leri, yapsınlar daha rezidansları. Türkiye'de normal bir aile diyorum. Yani 80 milyonsak herhalde 75 milyonundan bahsedebilirim rahatlıkla. Rezidansta mı oturuyor arkadaşları? Ben de bir soru daha ekleyeyim o zaman sana bunun üzerine. Bu rezidansları, bu yapılan rezidansların kaç tanesinde normal koşullarda çalışan memur, esnaf, işçi, işveren oturabiliyor? Hiç tanesinde. Satın alabiliyor. Hiç tanesinde. Kaç tanesinde? Hiç tanesinde. Evet. O zaman bunlar kime yapılıyor? Ve bana ait olan topraklar, bana ait ya, toplu konut idaresi demek
fakire, garibana, orta halliye ev yapmak durumunda olan. Hazine arazi zaten. Değil benim, mi? Bana yani ait benim yani. Benim zaten arazi. Bana benim ait olan araziler nasıl bu kadar kolay bir şekilde alınıp, el konulup, bunların üzerine binalar dikilip, birileri zenginleştirilip, birileri de bu kadar fakirleştiriliyor. Yazık, günah. Ha, şunu da tekrar hatırlatalım. Bu TÜİK'in rakamlarıdır. 6 aylık rakamlardan bahsedeyim. Hani diyorlar ya, yabancılara satıyoruz, yabancılara satıyoruz falan filan. Toplam yabancılara satılan da, yuvarlayayım, 1960 küsür, 2000 tane. 2000 tane emlak, gayrimenkul satılmış. Yani yabancılara da satamıyorsun. O zaman bak, mesela ben Maliye Bakanı olsam şuna dikkat ederim. Şimdi ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonu önlemek için enflasyonu düşürüp insanları rahatlatmak değil de istatistikken enflasyon rakamını tutturmak için gıda zincirleri ile ilgili bir işe girişti. Tamam, fena da değil. Konuşulabilir. Zaten olması gereken o zincirler falan. Mesaj dur, şunu bitireyim. Abartmayın oğlum diyor. Depremin fıtratında var diyor. Evet yani. Yıkar diyor. Acaba fitre ne, onu biliyorlar mı? Fıtrat. Ben dur, neyse şimdi konuları karıştırmayayım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir şekilde bu binaları yabancılara da satamıyorsun. Ne olduğu belirsiz bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Sadece toprağa gömülen milyar dolarlardan bahsediyoruz. Ben ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısına, Maliye Bakanı iken de teklif etmiştim. Şimdi de teklif ediyorum. Vergi kaçağı mı arıyorsunuz? Müteahhiti bırakın. Müteahhitin parayı nereden bulduğunu ben bulurum. Ama kredi kullanmıştır, ama bulurum onu. Ya bu 1,5-2 milyon dolara 4 tane 5 tane daire alan, gayrimenkul alan kim? Sen sokaktaki esnafa kazanmadığı paranın salma usulü vergisini soracağına önce bunu yap. Bak, adalet. 4 tane 5 tane mi? Tabii 4 tane 5 tane alan var. 10 tane daha mi? Fazla olanlar da var. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir kalemde 30 tane 1,5 milyon dolar. Aynen. Yani daire ben alanlar ortalama var. Söyledim. Şimdi insan normal şartlarında kim bu adamlar? Amerika'da diyelim. Hani çok örnek vermek istemiyorum oradan ama böyle bir şey alsanız, değil mi? Gelir IRS size, der ki efendim hayırlı uğurlu olsun, Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Bunun bir kaynağını görebilir miyiz? Tabii. Kaynağını gösterdin, Allah güle güle otursun derler, giderler. Göstermezsen canını ot tıkarlar. Bizim ekonomi kurmaylarımız, Maliye Bakanımız ne yapıyor? Bizden %80 işte şundan bundan vergi toplayacaklarına, dolaylı vergi toplayacaklarına ilk önce milyon dolarlara bu gayrimenkulleri alanların peşine düşseler ya. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Oradan 30 daireyi 1,5 milyon dolara alan, hesap yapacağım şimdi, basit bir hesap yapacağım. 45 milyon dolar veriyor demektir. Tamam mı? 45 milyon dolar 30 daire alan adam 45 milyon doları verip kendisine o sitenin aynından dikebilir hocam. Aynından dikebilir. O zaman insanın kafasını başka şeyler kurcalamaya başlıyor. Şanzımanlı çamaşır makinesi. Niye acaba adam bina yapmak yerine, çünkü 45 milyon dolara o da yapsa, o da 145 milyon dolara satacak. Hani kar elde etmek için, yatırım yapmak için alıyor ya orayı. Madem yatırımsa ben daha iyi bir yatırım teklifinde bulunuyorum kendisine. 45 milyon dolarla aynı siteden kendisi yapsın. Niye yapmıyor da böyle bir şey yapıyor acaba diyorum. Acaba bunlar istatistiklere yansımadığına göre yabancılar değil de bıyıklı Türkler mi? Acaba kim bunlar getiriyor parasını da burada aklıyor? Ya hangi düşsene paranın bunun peşine, düşsene bunun peşine. Hangi kara para bunlar acaba diye insanın aklına geliyor. Böyle bir şey olmadığını sen, biliyoruz sen tabii bunun, biz. Sen bunun peşine düşmeyeceksin. Esnafa geleceksin, işler nasıl diyeceksin ki, yaşanmış bir öyküdür bu. Vallahi işler yok, olsun sen kes yine bir şeyler diyerek adama naylon fatura, yani kazanmadığı işin faturasını kestirmeye teşvik edeceksin. Ondan sonra da orada adamlar 3 milyon 4 milyon dolara daireler alacak, rezidanslar alacak. Kim bunlar belli değil. Bu insanlar vergi rekortmenleri listesinde var mı bilmiyoruz. Bak, ben size bir şey söyleyeyim. Birileri parayı amuduyla götürüyor, birileri böyle bir takım şeyler yapıyor, birileri de ondan sonra diyor ki ya biz, bunlar bize çok iyilik yapıyor, ne güzel falan filan. Artık herkes bir açıp gözünü baksın etrafına. Ne oluyor, ne bitiyor? Ya garibansın kardeşim, bak sana söyleyeyim. Ev mev alamayacaksın.
2 sene sonra hiç alamıyorsun. Yani kimsenin taraftarı olmayın, vatandaş olun. Toplu konut idaresi sana ev yapmıyor arkadaşım. Yapmıyor. Senin İstanbul'da yaşama şansın yok. Kentsel dönüşümle alınıp dönüştürülen evlerden çıktığınız gün İstanbul'un dışına itileceksiniz, atılacaksınız. Örnekleri çok fazla. Atılacaksınız değil mi? Atılacağız. Atılıyorsunuz. Bizim de o. Biz atıldık zaten. İçeride yaşama şansımız yok yani. Evet abi. Peki diğer konuya geçeceğim. Aslında ilk konuyla bağlantılı bir konu arkadaşlar. Şu çalışma çalışmama meselesine geri dönelim. Üçgen Online'da bu konuyla ilgili yorum varsa önce onu alayım. Sonra şu çalışma çalışmama meselesi. Çok yorum var. Sonra bir ara okuruz. Biz şimdi bakalım arkadaşlar. OECD ülkelerin yıllık ortalama çalışma saatlerini açıkladı. Bak şimdi. Hah. Deminki konuyla aynı. Şimdi özellikle dedim ya biraz sonra konuşacağız. Şimdi ilk sırada en çok çalışan ülke Meksika. Meksika en çok çalışıyor. O siestacılar var ya, batan, Yunanistan, üçüncü sırada. Üçüncü sırada üstad. O yatan Yunanistan üçüncü sırada. Çünkü o yattıktan sonra akşam çalışmaya devam ediyor. Öyle bir şey var. Biz tabii öyle o açıdan bakmıyoruz. Burada enteresan bir tenakuz var. Hem oradan yorumumu yapayım hem de size pas atayım. Türkiye 35 ülke içerisinde 11. sırada. En çok çalışan. En çok çalışanlardan. Bravo. 11. sırada. İkinci sıradaki kim biliyor musun? Güney Kore. Bak şimdi burada bir analiz yapacağım, size atacağım pası. En son sırada da o kıskanç Almanlar var ya. Almanlar var üstad. En az çalışan. Evet, OECD ülkelerin 35 ülke içerisinde en az saat başına çalışan Almanlar. Şimdi bir dakika. Şimdi burada bir şeyi konuşmamız gerekiyor. Demek ki mesele çalışmak değil. Yani birilerinin evinden aldırılarak iş yerine vardırılması ve ama bir makinede ama bir masanın başında bulunuyor olması çalıştığı anlamına gelmiyor, bir. Bu bir. Verimlilik hesabı ülkede yok. İki. Çünkü zaten normal bir çalışan, servis de kullanmayan bir çalışan evinden çıkıp işine geldiğinde 2 saat yolda perişan oluyor. Bir saat bir konsantrasyon sıkıntısı, hani bizim kulakları için nasıl Cem Yılmaz'ın söylediği gibi öğlen yemeği kaçtaydı, servis kaçtaydı falana dönüyor iş. Hadi bir toplantı yapalım. Toplantılar bitmez. Vesaire vesaire. Sahada çalışan da zaten insanlık dışı çalıştırıldığı için verim alamıyorsun. Yani adam, bak şimdi ben iddia ediyorum burada bir numara Türkiye'dedir ha. En az resmi saat kadar gayri resmi ve mesai ücreti ödenmeden çalıştırıldığı için insanlar, aslında çarpı 2 desen otomatikman biz Meksika'yı geçeriz. Yine bir analiz daha paylaşayım ve topu size atayım. Demek ki doğru çalışmakla ilgili önümüzde 2 tane örnek var. Bizim 9 basamak üzerimizdeki Güney Kore. Niye? Hedefe ilişkin çalışmayı başarmış. Bir planlaması var. İnsanların verimliliğini esas almış. Doğru nokta atışları yapmış. Ve bugün 5-6 tane dünya çapında markası var. Yine aynı özellikte planı programı var. Nokta atışı yapmış. İnsanları işin başında değil, işin kendisinde bulunduran özelliğiyle 35 ülkenin içinde en alt sırada bulunan Almanya bugün başarır başaramaz ama dünyaya Amerika vesayetinden kurtulmak için Avrupa Birliği'nde kullanarak kafa tutan bir üretim ekonomisi olarak katma değer yaratan, milyarlarca dolarlık veya avroluk ihracat yapan bir ülke olarak önde. Şimdi öndekine de baksanız, en arkadakine de baksanız ortadaki faul. Yani biz. 11. sıradayız. -422 424 milyar dolardayız. 600 milyar dolara yakın iç dış borcumuz var. Ve ödenebilir olmaktan çıkmış. Bayram geldi, Trump biraz sıkıntı yarattı. Anam dolar düştü, buna sevinecek acziyete gelmişiz. Hadi senle başlayalım. Hadi sen çok konuştun, oğulla başla. Oğulla başla ya.
Yani tabii önemli olan çalışmaktan ziyade ne kadar etkin çalıştığın, verimlilik burada çok önemli. Verimliliği ölçtüğünüz zaman dünyanın şu anda en zengin ekonomileri, en verimli çalışmanın olduğu ekonomiler. Bunların da başında gene gelen ülkeler işte Amerika'ydı, Almanya'ydı, Japonya'ydı bu ülkeler. Biz 11. sıradayız ama biz yani öyle bir durumdayız ki bizim ne olduğumuz belli değil. Biz neyi üretiyoruz, dünya çapında nasıl bir rekabet içindeyiz bunlar ortada yok. Biz daha çok markasız, fason çalışan bir ülkeyiz. Keçi boynuzu kemiriyoruz. Evet, keçi boynuzu kemiriyoruz. Ülkemizde dünyada gururla temsil edebileceğimiz bir tane markamız bile yok. Yani şu anda kendimizi belki örnek aldığımız İtalyan ekonomisine baktığın zaman İtalyanların bile... Abi, İtalyanlar da 1275 saatte 18. sırada. Evet. Ya İtalyanlarda en az bir 5-6 tane dünya markası var. Ağırlıklı tekstil alanında ve otomotivde. Biz İtalyanlara fason ürettir pozisyondayız. Yani onların alt üreticisi gibiyiz yani. Bizde de tekstil var. Bizde de otomotiv var ama montaj. Kendi arabamızı yapacağız diyorlar. Evet. Yani işte bunu tartıştık geçen program. Hani yani baba it gelsin yapsın demekle olacak işler değil bunlar. Bunlar sistem istiyor, strateji istiyor. Arge kültürü istiyor. Arge kültürü istiyor. Bu yani böyle bir halkı galyana getirip seçim kazanmak gibi bir iş değil ki. Yani burada ciddi metodik çalışma, bilime saygı ve çok iyi bir strateji gerekiyor. Bunlar olmadıktan sonra sen özellikle teknolojinin katma değerin fazla olduğu alanlarda başarılı olamazsın. Yani ben üzülüyorum ya. Şimdi bakıyorsun örneğin Türkiye'de ciddi ayağa yere basan sanayi yatırımı ne var diye. Ya Ereğli Demir Çelik diyorsun, Tüpraş diyorsun, Petkim diyorsun. Ya bunlar hep 70'lerde kurulmuş. Yani biz 40 senedir uyuyor muyuz ya? Evet. Yani 2002'den 2017'ye 15 senede ya bir tane fabrika kuramaz mısın ya? Yani bir sanayi, bir endüstri alanında ses getirecek bir yatırım yapamaz mısın? Artı daha önce kurulmuşları da satmakla övünüyoruz biliyorsun. Ya onların mirasını yiyorsun zaten. Sen onların mirasını yemesen var olan şeyi de koruman mümkün değil. Ama en azından her sattığının yerine bir tane koymayı becerebilseydin şimdi Türkiye için farklı konuşuyor olabilirdik. Biz gerçekten mirası çok hoyratça harcadık. Tam bir şımarık miras yedi çocuk gibi harcıyoruz da harcıyoruz, harcıyoruz da harcıyoruz. Ha, ülke çok kalkılıyormuş gibi gözüküyor ama bu bir aldanma. Çünkü bu nasıl bir şey biliyor musun? Şöyle bir şey, babandan ev kalıyor, evi satıyorsun iyi bir para, kiraya geçiyorsun, o evi sattığın parayla evin için döşüyorsun. Son sistem televizyonlar, müzik setleri, mobilyalar, bilgisayarlar. Sanki hayat standartın yükselmiş gibi geliyor değil mi? Ama sen aslında kendi sermayeni yiyorsun orada. Yani biz aslında krediyle bunu yaptık. Krediyle bunu yaptık ve o satın aldığın ve hayat standartını yükselten şeylerin hepsi de zaman içinde değer kaybedip hurdaya çıkacak şeyler. Hiçbir şekilde bir katma değer sana getirecek şeyler değil. Yani aynen evi satıp içine döşemek gibi bir şey. Son model bir araba çekiyorsun. Hayat standartın yükseldi, güzel bir evdesin. Ondan sonra içi çok güzel, altında araban var ama ev kiralık. 3 gün sonra geçinemezsen kapının önüne koyacaklar seni yani. Tabii artı değer de girmiyor. Tabii artı değer de girmiyor. Yani bu bir ekonomik model olabilir mi? Türkiye'nin ekonomik modeli bu işte. Böyle cahilce bir model. İşte ben ona kısaca başarılı ekonomi palavrası diyorum. Yani zaten bilime saygı göstermeyen mantaliteden başka ne bekleyebilirsin? Yani adam Ar-Ge'ye yatırım yapmıyor, bilime yatırım yapmıyor. Türkiye'nin eğitim sistemi her sene geriye gidiyor. Genç işsizlik %30'lara vurmuş. Biraz eğitimli, düzgün üniversiteleri bitiren gençler yurt dışına kapak atmanın hayalleriyle yaşıyorlar. Böyle bir ülkeden sen nasıl çıkaracaksın bir başarı hikayesi? Çıkarabilir misin? Çıkaramazsın. Ne yazık ki averajın altına doğru hızla gidiyoruz. Yani gerçekleri söylemek üzüyor ama başka da çaremiz yok. Gerçekleri kabullenmeden de aslında çözüme ulaşamayacağız. Bir tabii. Bunu anlasalar. Tabii. Şimdi oradaki sıralamada ilginç olan 4 tane ülke var. 2-2 grupladım ben onları. Bir tanesi Güney Kore, Almanya. Sen de grupladın aslına bakarsan. Bir tanesi Meksika, Türkiye. Güney Kore 2. sırada, Almanya 35. sırada. Nasıl olur bu diye düşünüyoruz değil mi? Yani Almanya yatıyor,
dünyanın en büyük devletlerinden birisi. Güney Kore 5-6 tane marka çıkartmış son yıllarda. Ama ikinci sırada demek ki ne oluyor falan. Şimdi Meksika birinci sırada, hiçbir markası, hiçbir özelliği olmayan ve aynı zamanda suç oranının, uyuşturucu kaçakçılığının, tecavüzlerin, insan katliamlarının en yoğun olduğu ülke. Baksın herkes istatistiklere. Türkiye'ye dönüyorsun, bakıyorsun 11. sırada, Almanya'nın 20-25 basamak üzerinde. Ama Türkiye'de de tamam, belki suç oranı Meksika kadar değil ama her an her yerde böyle bir sıkıntı yaşanacak hissiyatı herkeste var. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Ya millet birbirine selam vermiyor, arıza çıkmasın diye. Şimdi bunları niye anlatıyorum? 1945'te Dünya Savaşı bitti mi kardeşim? Bitti. Almanya her şeyini kaybetti. Ordusunu kaybetti, tam bağımsızlığını kaybetti, karar verme yetisini kaybetti. O kadar büyük bir ülkeden bir anda Amerika'nın yancısı bir ülke pozisyonuna geldi aslına bakarsan. Vesayet ülkesi oldu. Türkçesi bu. Ona rağmen adamlar ne yaptı o dönemde? Şimdi bugünkü en çok çalışan ülkeye bakmayacaksın. O günkü en çok çalışan ülkeye bakacaksın. Şimdi diyorum ya ben, eşek gibi çalışmak. Estağfurullah. Estağfurullah değil. Güzel bir şey söylüyoruz. Aslan gibi çalıştılar keşke deyince kızmıyoruz da yani. Eşek gibi çalıştılar deyince kızıyoruz keşke nedense. İkisi de eşek aslında aslandan daha faydalı bir hayvan. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Sabahın 5'inde ben Almancıyım kardeşim. Benim annem babam... Eski tabirle Almancılık şudur. Almanya'ya gidip orada işçilik yaptı bu insanlar. Orada çalıştılar. Ve ilk giden işçilerden. O dönemde gayet net bir şekilde annem bize anlatır. Rahmetli peder de anlatır. Yani sabahın 5'inde daha hava aydınlanmadan kalkıyordu insanlar. Almanı Türk'ü, İtalyanı İngiliz'i, Fransız'ı fark etmiyor abi. Kimse orada olur, çalışıyorsa sabahın 5'inde kalkıyordu bu insanlar, işe gidiyorlardı. Ha 3'te 4'te mesaisi bitiyordu bazılarının. 4'te bir tane gelip bir 4'te başka bir işçi devralıyordu. 24 saat fabrikalar çalışıyordu. O sayede dünyanın en iyi otomotiv markalarını çıkartıp bütün dünyaya en çok araba satan ülke oldu. Yani ihracatta o sayede en patladı. En az 2 vardiya çalışıyor değil mi? En az. Ne 2 vardiya? 24 saat çalışıyor. Hayır, sen kapasite kullanımını tek vardiyadan hesaplıyorsun da. Öyle değil yani. Kapasite kullanımı 24 saatten hesaplanır normalde. Sonra bu Almanlar abi bunu kademe kademe arttıra 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 bugüne kadar getirdiler. Ve dediler ki biz sistemimizi oturttuk. Artık çok çalışmadan kendi markalarımızla ayakta durabiliriz. 10 saatlik işi geliştirdikleri know-how sayesinde, bilgi birikimi sayesinde, zekaları sayesinde aşağı indirdiler. Daha insanca yaşama ortamı sağladılar insanlarına. Ama hala Almanya'da insanlar 65 yaşında emekli oluyor. 35 yaşında değil. Bir artı koyabilir miyim buraya? Koy. Şu anda bizim çok fazla gündemimizde, biraz popüler olarak gündemimizde olan Endüstri 4.0 olan 4. sanayi devrimi, biliyorsun. Şimdi dünyanın yeni popüler konusu, Almanlar 5. çalışıyor. Yani gelelim Güney Kore'ye. Yatsınlar yine de onu anlatmak. Aynen. Istiyorum. Gelelim Güney Kore'ye. Güney Kore'de şunu dedi. Ya kardeşim biz küçük bir ülkeyiz. Küçük bir Asya ülkesiyiz. Bir dönem Çin'in egemenliğinde kalmışız. Bir dönem Japonya'nın egemenliğinde kalmışız. Canımızı okumuşlar bizim. Bizim güçlü bir ülke olmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız biz bunu? Bunu yapmak için bir devlet politikası geliştirmemiz ve ekonomimizle güçlenmemiz gerekiyor demiş adamlar. 70'ler 80'ler çok geriye gitme yani, öyle 1900'lerin başı falan değil. Sonra adamlar abi oturmuşlar, onlar da eşek gibi değil it gibi çalışmaya başlamışlar. Her şeyleriyle çalışmışlar sabah akşam. Onlar bizim Almanya gibi dışarıdan göç de almamışlar, kendileri çalışarak yapmış adamlar. Sonra 5-6 tane marka geliştirdiler şu anda ve dünya çapında markalar bunlar ve hızlı yükselişleri devam ediyor. Bak görürsün 10 sene sonra onlar da en az çalışan ülkelerden biri olacaklar. Hani o 35. sırada Almanya'yı görüyoruz ya, onlar da 30-35. sırada olacak. Niye? Çünkü adamlar her şeylerini oturtmuş olacaklar. Sistem oturduğu için artık çok fazla çalışmaya ihtiyaç kalmayacak. Ama bak çok fazla çalışmakla bayram tatili arasında fark var 10 günlük. Adamlar bunların hiçbiri, Almanlar da Koreliler de böyle yılda 30-35 gün bayram tatili falan yapmıyorlar yine. Sadece mesai saatleri daha az.
Bak o da bir karışıklık yaratıyor. Yani Almanlar sen 8 saat mesai yapıyorsan onlar 6 saat mesai yapıyorlar. Güzel örnek Yunanistan işte ya. Yunanistan bizden çok çalışıyor. Evet abi. Sürekli halk arasında ne konuşulur? Yunanistanlar tembel ya, siesta yapıyor, yatıyorlar falan. Bizden çok çalışıyor. Özet şu. Sen bu kafayla ne Meksika ne Türkiye bir cacık olamazsın kardeşim. Tamam, dediğin çok doğru. Sistemli, akıllı, mantıklı, hedefli, marka yaratma odaklı, bilim odaklı. Adam bak kaç programda bas bas bağırıyor. Bilim yok, bilim yok, bilim yok, bilim bilime yok. Saygı da adam yok. Adam Einstein çıkartın demiyor herhalde. Einstein aramıyoruz biz. Ama bilime saygı. Bilime saygı, bilimsel tabanı olan, temeli olan işler yapalım ki para kazanalım diyoruz, değil mi? Bunu söylüyoruz. Bizim Bill Gates yapmamız mümkün değil mi abi? Yapamaz mıyız? Çıkartamaz mıyız aramızdan bir Bill Gates? Ben geçenlerde bir tane Bill Gates'le tanıştım. Söylemeyeceğim adını şimdi ama umarım çocuğa sahip çıkarlar. Doğru bir noktaya yönlendirdim. Mümkün değil. Yani biliyorsun öyle bir sosyal medyada öyle bir video dolaşıyor, biliyor musun? Gençler çok akıllılar tabii. Güzel bir şey çekmişler. Bill Gates Türkiye'de olsaydı diye. İcat çıkartma diyenden babasından fırça yeme aşamasına kadar her aşamada çocuğu duman ediyorlar. Zaten Bill Gates olmuyor. Cesaretini de kırıyorlar vesaire. Çok güzel. Üçgen Online'da ne var? Reklama gideceğiz 2-3 dakikaya. Hemen bakayım abi. Bakalım neler var. Epey bir şey düştü çünkü. En sondan başlayayım bu sıra. En son gelen hızlı mesajlardan hızlı hızlı. Salim Dizi 2000 Emini'den başlayalım. 50 liralık elektrik tüketimine 50 TL vergi alırsan teknoloji Ar-Ge hak getire, kış saatine de geçilmiyor, tüketim arttıkça artar diyor. Harikasınız valla. Emini çok geçen güzel. Geçen gün ben de aynı faturada aynen bunu düşündüm. Salim Dizi 2010 yılında Almanya'da saat sabah 5'te 55-60 yaşındaysa giden kadınları bizzat gördüm diyor Salim Dizi. Ahmet Yılmaz, mucize bor madeni işleyen bir tesis yapsalar iğneden ipliğe kalkınırız. Siemens'in ihalesini aldığı rüzgar türbününü yapamaz mıydı diyor. Ya bu izleyici, bak bu izleyici bizim milletimiz, tamam mı? Aptal değil bu millet. Herkes her şeyi biliyor. Yani bizim burada konuştuklarımızdan daha fazlasını biliyorlar. Merak etmesin kimse yani. Efendim, beyler, teknolojide patentimiz olmayabilir ama şiş kebap patentimiz var demiş Ramazan Aydın'a. Bir dakika, Aydın'a. Bir şey söyleyeyim. Yok. Dünyada şiş kebap olsun. Önemli değil. Bak şiş kebaba da razıyım. Dünyada mesela şimdi adını söylemeyeceğim bir fast food zinciri var değil mi? Kaç tane şiş kebap zinciri var? En güzel sağlamasını yapın. Markayız ya şiş kebapta. Buraya gelen yerse yiyor. Meral Akşener'in kuracağı yeni parti için ayrılan Koray Aydın. Bu arada Koray Aydın'ın attığı adım da enteresan. Onunla burada konuşmak lazım. Yani MHP'de çok ciddi bir çözülme var. Görülüyor. Merkez Demokrat Parti üzerinde bir çalışma yapıldığını söylemiş. Kim göndermiş? Zülfikar göndermiş. Dikmen Vadisi yeşil alan diye yoksulun elinden alındı. Melik Gökçe, Forlisk ev, milyon dolarlık evler yapılarak rant vaadi oldu demişler. Kim demiş? Erdal Can Kurtaran. Hemen bir iki tane daha oku çünkü reklam diye. Sizi dinledikçe komünist olmayayım da ne olayım? Kemal Selim'den gelmiş bu. Valla ne komünist olun. Vatandaş olsak. Ne komünist yani. Olun ne Kemalist olun. Bak o kadar ileri söylüyorum. Bizi dinleyerek sadece Atatürk'ü kendi değerlerinizi, kendi haklarınız. Yani siz zaten biliyorsunuz haklarınızı. Bilmiyorum, Türkiye hak etmiyor ya bunları. Taşın üstüne taş koymayıp iyi niyetli olanları ve samimi olanların hepsini tenzih ediyorum. Taşın üstüne taş koymayıp daha önce konulmuş taşın üzerinden izin bayraktarlığı yapanlardan uzak durun. Kısa bir ara, üçgen burada. Üçgende devam ediyoruz. Selçuk Geçer ve Ulak Tuna ile birlikte konuşmaya. Sırada geldi dolar. Arkadaşlar bir son bölümde bir yarım saatte bir soru cevap yapacağız hızlı ama şu dolara da bir mercek tutalım. Şimdi dolar geriledikçe geriledi ve şu anda işte 3.40'ı kırarsa muhabbetleri yapılıyor. Şimdi tabii bu günlük gelişmelerin çok önemi var mı? Biraz bunu analiz etmek lazım. Evet. Bir bayram havası var, Trump realitesi var. Biraz bunu da konuşmak lazım. Ne diyorsun dolarla ilgili? Yine başladı. Hatta şurada ne vardı ya? Onu hemen söyleyeyim.
coşku da vermeye başladılar Goldman Sachs. Lira daha fazla değer kazanacak diyor. Evet. Yani tabii şimdi şöyle bir şey. Dolar neden son dönemlerde geriledi? Burada iki tane ana sebep çıkıyor ortaya. Bir tanesi parite. Yani 1.05 dolar euro paritesi 1.20'lere tırmandı. Yani euroda bir düşüş yok fakat dolar hızlı düşüyor. İkinci sebepte zaten ilkinin de sebebi olan ikinci sebepte Amerikan Merkez Bankası faiz arttırmada biraz ağır kalmaya başladı. Bu ağır hareketler Amerika'da doğal olarak faizlerin artmayacağı beklentisini oluşturdu. Bu da tabii doğal olarak euroyu öne çıkardı. Bu da en büyük ikinci etmen. Tabii faiz artmayınca Türkiye gibi ülkelerden döviz çıkmayacak anlamına geldi ve o da doğal olarak gelişmekte olan ülke ekonomilerinin para birimlerini kuvvetlendirdi. Bunların üstüne bir de Trump'ın yaşadığı istikrarsız gidişat, performans, sürekli kendi ekibinden insanların istifa etmesi, Amerika'da kulaktan kulağa yayılan azil işlemi olur mu olmaz mı bu başkanla ilgili bunların söylenmesi doları yaraladı. Yani bizim aslında doların bize düşmesi dış kaynaklı etkenler bayağı kuvvetli. Bunun dışında Türk lirasına da yüksek faiz veriyoruz. Gene bir 15 falan veriyoruz yıllık. Şimdi ona da baktığınız zaman bu sebepler doları biraz aşağı itti. Bu sorunu kalıcı olarak çözdük anlamına mı gelir? Yok, gelmez. Neden gelmez? Çünkü bu saydığım etmenlerin hepsi ya da bazıları önümüzdeki aylar içinde tersine dönebilir. Mesela bilanço sıkılaştırmasıyla beraber. Tabii ki, çünkü biz örneğin Ocak ayında neyi konuşuyorduk? Bunların tam tersini. Trump kazandı Kasım ayında, ne kadar kuvvetli başkan geldi dedik. Dolar fırladı. Değil mi? Arkasından Merkez Bankası, Amerikan Fed faizleri arttırmaya başladı. Bu da etki oldu. 1.05'lere geldi. Hatta 1 dolar 1 euroya eşit olacak mı söylentileri başladı. Dolar 4 lirayı gördü. Şimdi tam tersi haberlerle düştü. Aynı şekilde bunun tersi haberlerle tekrar çıkabilir. Yani Türkiye gibi ülkelerde artık bunları tahmin etmek mümkün değil. Dalgalı kur sistemi, her türlü hareket mümkün. Ama ben her zaman söylerim, bir şey fazla düştüğü zaman alacaksın, değerinden fazla arttığını görüyorsan satacaksın yani. Bu sistemin dışında başka bir şey yapmak mümkün değil. Artı şunu da değerlendirmek lazım, bu günlük konjonktürel hareketlerin hiçbiri bizim kalıcı sorunumuzu ortadan kaldırmıyor. Biz hala memleketçe kalıcı sorunu gerçekten masaya yatıramadık. Ki bizim programın başından beri konuştuğumuz işte o hani çalışmadan katma değere kadar bir dizi meseleyi alt alta koyduğumuzda dolarla ilgili açmazımız, borcumuz nedeniyle halen ortada duruyor. Selçuk, sen ne diyorsun bu konuyla? Bence büyük köpek balıkları harekete geçti hocam. Güzel. Yani ben öyle düşünüyorum. Goldman Sachs'ın açıklaması zaten itiraf gibi. Ne demiş? Liranın daha fazla değerleneceğini ve Türkiye varlıklarını ucuz olduğunu belirtmiş. Goldman Sachs analisti yazdığı raporda gelişen piyasa varlıklarına değinmiş. Raporunda Türk lirası Güney Afrika randı ve Meksika pezosunda daha fazla değer kazancı öngörüldüğünü belirtmiş. Türkiye, Filipinler ve Güney Afrika varlıklarının ucuz olduğunu kaydetmiş. Bu ne anlama geliyor? Varlık falan deyince böyle evler, arabalar falan filan değil yani. Ne diyor? Finansal piyasalardan bahsediyoruz. Şeyde borsada rekorlar kırıyor biliyorsun. Demek ki bir para girişi var hocam. Niye para girişi var? Çünkü Türkiye spekülasyona değil bak, manipülasyona. Arada çok büyük fark vardır. Spekülasyon yasal bir şeydir. Pozisyon alırsın. Suç değildir, öyle değil. Suç değildir, yasal bir şeydir. Hep sanki kötü bir şeymiş gibi gösterilir ama pozisyonunu alırsın, bir beklenti yaratırsın ya da bir beklentin vardır. O beklentiye göre ilerlersin, para kazanırsın bundan. Bunu da çok büyük paralarla yaparsın. Manipülasyon dediğimiz konu ise piyasayı manipüle edersin kardeşim. Yani piyasayı istediğin şekilde yönlendirirsin. Bunu parayla yaparsın, bunu bilgiyle yaparsın, siyasetle yaparsın, bunu içeriden aldığın bilgiyle yaparsın. Insiding trading diye bir şey var. Şimdi bunlar şunu gösteriyor. Türkiye bunlara müsait bir ülke. Yani korumasızız. Korumasızız. Yani bundan o anlaşılıyor. Şimdi ne yapıyor? Ne yapıyorlar söyleyeyim. Evet, bence de dolar biraz daha gevşeyebilir. Demek ki
Türk lirasında pozisyon almaya başlayacaklar bir süre. Borsada pozisyon almaya başlayacaklar bir süre. Bu kalıcı mıdır, gidici midir bilmem ama bence kalıcı olmadığını düşünüyorum. Ne yapacaklar? Biraz daha borsayı yukarıya çekecekler. İstediği seviyelerden de mal boşaltmaya başlayacaklar ve insanların canını yakacaklar. Bir de şey değil mi? Bu balık tutarken bir solucan falan koyarsın değil mi? Yemlersin yani. Bence insanların epey bir canını yakacaklar Türkiye'de finansal piyasalarda. Gelelim öbür konuya. TL alacaklar, faiz üzerinde daha çok baskı yaratacaklar anlamına geliyor. Demek ki Türkiye'de faizler yükselecek abi. Böyle bir beklenti var. Yani adamlar ne yapacaklar? Borsada belli bir para yapıp daha sonra bunu mevduata yatırmayı planlıyorlar. Yüksek faizle bunu yapmayı planlıyorlar. Bence şu andaki faizler de onları tatmin etmeyecek. Daha da yukarıya şey çıkartmaya önemli. Çalışacaklar bunu. Bir soru bunu. Sorayım bununla ilgili. Sor. Bundan aslında önümüzdeki süreçte Türk lirasının dolar karşısında değer kaybedip mecburen, çünkü faiz arttırma gibi bir eğilimi olmadığını biliyoruz ekonomi yönetiminin, mecburen faizleri arttırmak zorunda kalacağını anlıyor. Tabii ki bırakacaklar, şöyle mecbur bırakacaklar. Hani yarın öbür gün Amerika'da bir faiz arttırımı olduğunda ya da olmasa bile herhangi bir sıkıntılı durum olduğunda ani bir para çıkışı demek Türkiye'de finansal bir krizi de beraberinde getirecek anlamına gelir. Yani bunun için bir derinlik, bir güç yaratıyorlar burada. Anlatabiliyor muyum? Bu şey deprem öncesi enerji toplanıyor. Deprem öncesi enerjinin toplanması gibi bir şey. Bu patlamayı yaratmak için bu enerjiyi toplamak zorunda bu adam. Biz şimdi seviniyoruz. Ha 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 ne güzel bak dolar düşüyor falan filan. Yarın dolar 6 lira olduğu zaman göreceğim ben sizi. Yani gaza gelmeyelim. Ha. Gaza gelmeyelim. Gaza gelmemek dışında esas bu durumu kontrol altına alalım. Bak bu Goldman'ın falan filan açıklamaları bunlar hoştum. Köpek balığı. Aynen öyle. Adamı yerler. Çok yemişlikleri vardır. O turuncu devrimler falan filan öyle şeyle yapılmadı. Silahla yapılmadı yani. Parayla yapıldı. Ya diyeceksin ki kardeşim sen de her şeyin altından bir şey arıyorsun. Bizim işimiz bu. Biz her şeyin altından bir şey aramak için buradayız. Atmıyoruz ki tecrübeyle sabit. Yani, olmuş mu? Yarın öbür gün. Olmuş mu? Dolar 4 liraya geldiği zaman, 3.90'lara geldiği zaman biz burada bas bas bağırırken o zaman diyorlardı ya ıktı gıktı bıktı. Iktı gıktı bıktı demeyeceksin abi. Sen kendini, kendi finansal piyasaların, reel piyasaların her zaman kontrol altında alacaksın. Krize açık olmayacaksın yani. Korumalı olacaksın yani. Peki Üçgen Online'a bir bakalım. Bakalım abi. Sonra soru cevap yapacağız. Hemen bakalım neler varmış. Keriz silkeleme yani demiş. Aynen öyle. Evet abi öyle. Bu konuyla ilgili çok şey yok ama şu vergi mevzundan çok rahatsız olduğunu görüyorum insanların. Çok da haklı. Yani bu vergi oranları çok yüksek ve Türkiye'de çok ciddi bir enflasyonist baskı oluşturuyor. Aslında haklılar demeyeyim mi? Diğer mesajlar haklıyız. Çok altlarda kaldı. Diğer konularla ilgili olduğu için onları okumayacağım. Tamam. Yani bu vergi meselesi konusunda gerçekten haklıyız. Ya bu kadar şey olmaz. Ya üstad vergi toplar devlet tabii ki ama eğer senin vergilerin içerisinde toplam vergi gelirlerinin içerisinde %80'i dolaylı vergilerse ya bir insaf dedirtir adama yani bir insaf dedirtir. Peki bir soru cevap yapalım mı arkadaşlar hızlı hızlı? Şimdi 25 Eylül'de Orta Doğu'da bir gerilim var bizle alakalı. Israrla altını çiziyorum Irak'ın kuzeyi. Lütfen Türk medyasında da Kuzey Irak demekten vazgeçelim. Irak'ın kuzeyinde ki zatlar bir referandum yapacaklarını ifade ediyorlar. Şu ondan önce bir şey vergiyle ilgili bir örnek göstereyim tabii, ya. Lütfen. Çok özür dilerim sözünü kestim ama bak demin bize mesaj atan vardı ya şu elektrik faturası ile ilgili bir izleyicimiz. Buradan kalem kalem göstermiş. Diyor ki enerji bedeli tüm yani kullandığı adamın evinde kullandığı enerji bedelinin fiyatı abi 50 lira 61 kuruş. Faturadaki gösterdiği yani 50 rakam. Liralık elektrik harcamış. Elektrik harcamış abi tamam mı? Sonra bu adama bir de dağıtım bedeli yansıtmışlar abi. Ona da 27 lira 85 kuruş demişler. Oh. Yani %50'sinden daha fazla değil mi? %60'larda falan bu. Sonra bir enerji fonu demişler oradan 0.51. Neyse çok az oradan çok geçirmemişler az geçirmişler. Sonra TRT payı demişler 1.01. Sonra BTV demişler
Ona da 2.53. Bak şimdi 50 liralık bir fatura kaç para olmuş biliyor musun hocam? 97 lira olmuş. Onun içerisinde 100 lira yani. Kaçak %100. Ya da kayıplarla kayıp kaçak oranları da var biliyorsun. Şimdi bu mahkemeye gitti. Dediler ki siz başkasının ödemediği elektriği ödeyen vatan, namuslu vatandaştan alamazsınız dediler. Sorun çözüldü. Önlem olarak artık yazmıyorlar ama alıyorlar. İşte o yüzde... Halise bu kadar samimiyetsiz. Ya düşünebiliyor musun üstad? 50 lira faturan var senin. 50 lira kullandığın enerji var. Bu suda da böyle ha. Hepsinde öyle. Yani doğalgazda da, suda da, enerjide de, işte elektrikte de. Sonuç itibariyle bunlar insanların mecburen kullanmak zorunda olduğu şeyler. Ve hepsini biz iki kat ödüyoruz. Yani 100 lira fatura ödüyor bu adamcağız. 50 lira ödemesi gereken artı, ya. Artı, hadi bir de reel sektör boyutundan söyleyeyim bunu vatandaş. Reel sektör bu faturaları ödediği halde kafana göre takıl tarikatı gibi pat küt elektrik kesiyorlar. Geçenlerde çok bilinen ihracatçılar meclisinde de iyi isimlerden biridir. Ya söyleyeyim de hatta ya. Sayın Adnan Dalgakıran bir Twitter'da bir şey paylaştı. Çok ilginçti. Bakayım bulabilirsem onu hemen size okuyayım. Yani aslında olayın dramatik tarafı burada gizli. Eğer silmediysem diyor ki ben diyor çalışıyorum fakat diyor 15 gün boyunca yani yılın 15 günü neredeyse elektriğim kesiliyor. Hadi çıkabilirsen işin içinden diyor. Şimdi bulamadım. Kopyalamıştım kendimden almıştım. Şimdi sanayicinin bir de böyle bir derdi var. Yani hem o paraları ödüyorsun hem birileri kafasına göre elektriği kesiyor. Sorumlusu yok ortada. Ki bununla ilgili aslında çok ciddi tazminatlar alınabilir. Bu konuda çalışan uzmanlar var. Soran olursa sanayicilerden söylerim. Şimdi ekranda söylemeyeyim. Çatır çatır geride alabiliyorsun ama kaç kişi alabiliyor, kaç kişi ya farkında? Her konuda %100'den fazla vergi ödüyoruz bak. Arabada %100'den fazla vergi ödüyoruz. Evde %100'den fazla vergi ödüyoruz. Elektrikte %100'den fazla vergi ödüyoruz. Cep telefonunda %100'den fazla vergi ödüyoruz. Ne oluyor arkadaş? Selçuk, bunun Türkçesi ne? Oğul, sen ne diyorsun bilmiyorum ama bunun Türkçesi arkadaşlar soyuluyoruz. Soygun. Birinin beni soyması için illa evime giriyor olması gerekmiyor. Birinin beni soydurması için de kasayı boşaltması gerekmiyor. Zamanında Enerji Komisyonu Başkanı milletvekillerinden biri, hatta bu kanalda galiba yine bir tüketici programında bağlanmıştı bize. Bu farklı illerdeki işte ortalama bir değerle herkese kayıp kaçakları dağıtıyorlar ya, ne yapalım dedi, eğer dedi işte X yerdekinin maliyetini batıdakinden çıkartmazsak bu adamlara ihale veremeyiz. Ya yani dedim, dalga mı geçiyorsunuz? Ya kimsenin kafasına silah dayayıp ihale vermiyorsunuz. Aa bak, Yavuz Sultan Selim'den geçiyoruz, tamam mı? Müteahhite olan borcumuzu ödüyoruz. Osman Gazi'den geçiyoruz, müteahhite olan borcumuzu ödüyoruz. Ya hani bunları devlet yapıyor ya. Sözün bittiği elektrik yer. Elektrik faturasını ödüyoruz, tamam mı? Şimdi üzerinde yazıyor firma ismini de söylemeyeceğim burada. O firmaların ihale bedellerini biz cebimizden ödüyoruz. Ya arkadaş, onlar zengin olacak diye ben her faturayı iki kat ödemek zorunda mıyım? Sözün ya? Sözün bittiği yer, basına yansıdığı için rahatlıkla söyleyeyim. Bizim en büyük gelir kalemlerimizden biri ahlaki ya da değil, otoyol ve köprüler değil miydi? Otoyol ve köprülerden elde ettiğimiz para 3. köprüyle İzmit'tekinin 1. taksidini ödeyememiş. Bunu tekzip de etmedi kimse. Ya ortada bak, bir hesap hatası var arkadaşlar. Bu yanlışlık var. Bak, tweetleri de okuyayım, bunları da yorumlayın. Diyor ki mesela Ahmet Yılmaz, bak muhteşem şeyler bunlar ha. Bunları böyle arasan bulamazsın. Son zamanlarda saatini söküp götürüyorlar. Sözde laboratuvarda bakılıyor. Az yazıyor diye ceza geliyor. Rakam da 12 bin lira. Cezaya bak hocam.
Abi biz vatandaşların böyle soyulmasına neden duyarsız kalıyoruz? Neden demiş Selim. Bir şey Mehmet söyleyebilir miyim? Ağoğlu hepsini yok, okuyayım onunla hayır, hepsine onunla cevap ilgili ver. Hemen sıcağı sıcağına bir şey söyle. Söyleyeyim. Çünkü şunu yapmıyoruz. Ya şimdi ben gideceğim de uğraşacağım. Dava açın kardeşim. Dava açın. Her vatandaşın açtığı dava ibreti alemdir. Biz tüketici olarak ya şimdi ben uğraşmayayım biri açsın da emsel abi, olsa Türkiye'de falan. Öyle değil. Türkiye'de emsel, bak dünyada gelişmiş ülkelerde emsel olan şey genele uygulanır. Tabii bizde emsel olan şey unutturulur. Sümen altı edilir. Artı zaten emsel yapmıyorlar. Tek tek herkesin dava açması. Bu kadar pahalılık ve bu kadar acımasızca toplanan vergiler durumun bütçenin ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Siz ne dersiniz Mehmet Ağaoğlu? Ben bunun hemfikirim, ayrı konu ama Oğuz sen de bir yorum yap. Ben bunun bütçenin vehametinden çok bütçe yönetiminin ahlaksızlığından kaynaklandığını Ahmet düşünüyor. Yılmaz demiş ki. Bilmiyorum sen. Doğru. Katılıyor. Yani bu bizim bütçemize artı bile verse kafa yapısı bu olduktan sonra bizden bu paraları alırlar. Öyle. Abi elektrik öyle. Faturasından yakınmayın. Mehmet Cengiz'e helal olsun dediğini yapıyor. Paket olacak demiş. Yani paket olarak ödeyeceksiniz anlamında diyor. Evet evet anladım. Yani seviyoruz sizi, iyi ki varsınız. Vesaire. Evet. Peki hızlı hızlı bir soru cevap yapalım. 16-17 dakikamız var arkadaşlar. Şimdi şu Orta Doğu'daki gerilim, Irak'ın kuzeyindeki referandum sizce olacak mı? Olursa bizim başımıza ne gelecek? Hatta MHP ile AKP arasında yani veya hükümet arasında da bu konuda bir polemik başladı. Hemen birer cümle bunun tamam. Yorumunu alalım. Yani bence referandum olacak. Ben öyle görüyorum. Oradan tabii istediği sonucu alacağı kesin. O sonucu aldıktan sonra bağımsızlığını ilan etmek için mi kullanacak? Yoksa nasıl bir hareket tarzı izleyecek? Onu zaman gösterir. Ama bizim onların üstünde ciddi bir yaptırım gücümüz olmadığı gözüküyor. Yani yüksek perdeden konuşuyoruz falan filan ama inisiyatifi orada elimize geçirecek durumda değiliz. Ve tabii bu referandumun arkasında aslında Amerika var. Yani bu Barzani'nin tek başına cesaret haddim edeceği bir şey değil. Bölgede İran karşı, Türkiye karşı, bütün bölge Irak karşı adam ona rağmen yapmaya gidiyor. Demek ki Amerika'nın ciddi menfaati ve desteği var bu işte. Ama ben şöyle bakıyorum. Yani o referandum aslında ne çıkarsa çıksın sonucu fazla da bir şey ifade etmeyecek. Çünkü onun yaptırım olarak uygulamasını becerebileceklerini düşünmüyorum. Ama tehdit unsuru olur sürekli. Evet, evet. O bir tehdit unsuru olacaktır şu aşamada. Yoksa Irak'tan bağımsızlığını ilan edip ayrılabilecek sürece şu anda girmesi mümkün değil. Hele bu petrol fiyatlarıyla. Tabii. Yani zamanını bekleyecek bunu kullanmak için. Bunu cebinde bir koz olarak değerlendirecek. Burada bütün olay tabii Musul-Kerkük. Yani hı-hı. Bütün dert Kerkük. Türkmen şehri midir, Kürt şehri midir? Onun kavgası var. Tapular yakıldı. Oradaki bütün datalar yok edildi. Sistematik olarak göç o bölgeye yapıldı ve nüfusta ağırlığı kendi lehlerine çevirmeyi becerdiler. Tabii 7 senedir biz de seyrediyoruz. Tabii. Yani Suriye ile ilgili ileri geri konuşmayı beceriyoruz ama Irak'ta Türkmenlerin haline en ufak bir duyarlılık, en ufak bir destek yapamıyoruz. Bu da bizim dış politikamızın beceriksizliğinden kaynaklanıyor. Durumlar bu vaziyette. Yani benim görüşüm bu referandumun olacağı şeklinde fakat sonuçlarının uygulanamayacağı şeklinde. Ya ben aynı fikirde değilim. Bu referandum olacak. O konuda katılıyorum kendisine. Bu referandum, yani biz ham kavun gibiyiz kardeşim. Olmamış karpuz gibiyiz. Yani. Hı hı. Biz ne dersek diyelim fos yani bu adamlar bu işi yapacaklar. Arkalarında da ciddi bir güç var. Bu gücü de kullanacaklar. Çünkü zaten bu gücün geliştirdiği bir sistem bu. Yani bu Kürt devlet meselesi değil. Bu bundan çok daha ötesi. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani bu ister komplo deyin ister demeyin bu vaat edilmiş topraklar meselesi ilerleyen İsrail zamanlar meselesi yani. Tabii bir İsrail projesi ve bu projede öyle ya da böyle gerçekleştirilecek. Bu proje içerisinde Türkiye'de toprak kaybedecek, Suriye'de kaybedecek, İran'da kaybedecek. Proje bunu gerektiriyor. Bunun önüne durmak lazım ama nasıl durulacak onu da bilmiyorum. Diğer taraftan katılmadığım şeyi söyleyeyim. Uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Evet uygulanabilir olacak. Yani biz yarın öbür gün orada bir Kürt devleti göreceğiz. Ve o Kürt devleti de çatır çatır Irak'ın geri kalanını da alacak.
Ve daha sonrasında da biz bunlarla muhatap olmak zorunda kalacağız. Yani hani yılanın başını küçükken ezeceksin derler ya, o doğru bir sözdür. Yani gelmiş, geçmiş, gitmiş, bu saatten sonra sen olmazdı, savaş nedeniyle. Yap savaşını da göreyim o zaman. Demek ki bugüne kadar niye yapmadın? O yılanı genel kurullarında şeref konu olarak ağırlamayacaksın. Ağırlamayacaksın o zaman. Peki arkadaşlar, Katar meselesi. Katar'la Amerika ortak tatbikat yapıyor ve şimdi yeni yeni bir haber çıktı. Dün Hürriyet'te vardı haber. Hı. Katar haber ajansını hackleyip Katar emirinin İran'ı övdüğü sahte bir haberi yayına koymakla suçlanan 5 kişi İstanbul ve Çanakkale'de gözaltına alındı. Bu haber son Körfez krizinin fitilini ateşlemişti. İlk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Bu devletlerin Katar'a karşı çıkanlarında, Katar'ında amiyane tabirle Amerika'dan izinsiz tuvalete gitmesi mümkün değil. Hep biz burada ne konuştuk? Ya bırak Katar'ı, bölgedeki komşularınla ilişkiye gir. Mesela biz bu meselede bile bu kadar cebelleşeceğimize Irak merkezi yönetimiyle ilişkiye geçsek çok daha fazla sonuç alabilme ihtimalimiz var. Onlar da rahatsız. İran'la, Suriye'yle bir şekilde ilişkiye geçmemiz. Ufak ufak U dönüşü başladı. Ortak tatbikatlar. Bu aslında Katar'dan değil de işte Katar'ın haber ajansını hacklemişler de öyle bir açıklama falan filan. Yorumlamanızı rica edeceğim ama bir cümle söyleyerek, başkalarının hassasiyetlerine sazan gibi atlayanlara ithaf olunur bu. Bu haber başkalarının hassasiyetlerine günlük düşünüp sazan gibi atlayanlara ithaf olunur. Ol. Evet. Yani tabii Amerika'dan yüklü silah alımı yapacağını siparişlerini verince Katar'la Amerika arasındaki şey buzlar eridi. Yani ben zaten şöyle görüyorum. Yani Amerika şu anda Orta Doğu'yu bir silah potansiyel müşterisi olarak görüyor ve tek tek bütün ülkelere satış yapıyor. Yani aldığı petrolün parasını geriye almak için onlardan. Petrolü alıyor, parayı veriyor, sonra silahı verip parayı geri alıyor. Böyle bir sistemi var. Bu aşamada İran da çok önemli. Aslında Amerika ne kadar İran'ı bertaraf etmek istiyormuş gibi gözükse de aslında tam tersi. Çünkü İran'ın orada tehdit unsuru olması Körfez ülkelerinin Amerika'ya daha fazla gebe olmasını sağlıyor. Ondan dolayı kuvvetli bir İran Amerika'nın aslında işine geliyor. Fakat bunu tersten okutuyor herkese. Bak, Katar emiri hiç öyle İran'ı savunan falan bir şey söylememiş. Haber ajansı eklenmiş. Evet. Bunu yersen. Evet, tabii. Yani bu tam oyun içinde oyun derler ya. Yani bu oyun içinde oyun. Burada önemli olan Amerika'nın menfaatleri. Ve Körfez'i istediği gibi kullanıyor yani her türlü şekilde. Orada çok güzel kukla devletleri yarattılar bunlar. 80-100 senedir de o kukla devletlerle, kabile sistemiyle. Kedi fare gibi oynuyorlar. Kedi fare gibi oynuyorlar. Ellerinde yani bunların. Pastanın bir kısmını Avrupalılara veriyorlar. Fransızlara, İngilizlere falan. Bir kısmını Amerika alıyor. İşte Rusya şimdi yavaş yavaş dahil olmaya çalışıyor bu denkleme. Fakat Körfez ülkeleri üstüne Rusya'nın daha tam bir hakimiyet gücü yok. O Suriye ile sınırlı şu anda. Ondan sonra İran bir tehdit olarak orada durması çok güzel. O da rolünü oynuyor bir şekilde. Ve Amerika istediği gibi bu sistemi götürüyor. Yani bunlar kayıkçı kavgası. Hiçbir ciddiyeti olan kavgalar falan değil. Ama işte sızan gibi atlayınca fatura üstüne kalıyor. Ya zaten orayı örnek veriyorsan onun dünyadan haberi yok ya. Yani neler olduğunu, gerçek anlamda ne stratejiler derinden neler oynandığını bilmeden hareket ediyorlar. Yani bu şey olayı gibi, Rus uçağının düşürme olayı. İlk günden ben emir verdim, düşürttüm diye ortaya çıkıyorlar. Ondan sonra meğerse FETÖ düşürmüş uçağı. Artık hangisi? Bir buçuk sene sonra öğreniyoruz ki oyunun içinde oyun var. O zaman ilk gün niye onu söyledi? İşte haberleri yok dünyadan diyorum ya, yani o anda o durum onlara geliyor karşılarına. Onlar da gayri ihtiyari kendilerinin karizması çizilmesin diye bir açıklama yapıyorlar. Aman biz yıpranmayalım, aman biz haklı gözükelim. Aman bir kere karizmayı çizdir de Türkiye'nin karizması çizilmesin. Ama siyaset karizma çizdirmemek üzerine kurulu değil. Siyaset çok ince nüanslarla yapılan bir iş ve dış siyaset hele çok incelik isteyen bir iş. Şu anda Henry Kissinger var. Adam 95 yaşında. Ayağını sürüye sürüye Rusya'ya gidiyor ya. Hala bekik diplomasisi yapıyor adam ya. Henry Kissinger düşün. Koskoca Amerika'nın ona ihtiyacı mı var ya?
binlerce adam yetiştirmiştir. Niye onu gönderiyor hala? Çünkü görevi devam ediyor demek ki. Ha, yani. Demek ki dış siyaset o kadar ince bir iş ki o 95 yaşındaki adama hala ihtiyaç duyuyor ya. O adamın bilgi birikimine, tecrübesine saygı gösteriyor ve hala ihtiyaç duyuyor. Demek ki monşer deyip çıkarmışsın işin içine. Aynen öyle işte. Bana söyleyecek her şeyi söylediniz. Peki. Girmem bunu diyorsun. Peki. Amerika'ya... girmem değil. Söyle, altına imza at. Hayır, ya, öyle o manada mi? Şey yapmıyorum. Yoksa yanlış anlama ya. Şimdi arkadaşlar bir Fitch'ten Amerika'ya kredi notu uyarısı geldi. Bu arada Jackson Hole'da da Fed Başkanı ve Draghi konuştu. Bütün dünya baktı. Allah Allah bunlar ne diyecekler falan filan. Tabii yani birinin ayağı çukurda, belki de son toplantısı yılın, ne diyecek? Belki de bir dahaki toplantıda bambaşka bir Fed Başkanı konuşuyor olacağız. Diğeri zaten Merkel bağlantılı olarak Almanya bir şey söylemeden söyleme şansı yok. Ama yine bizim finans piyasalarımız aman Allah'ım buralar neler söyleyecekler. Nitekim hiçbir şey söylemediler. Bir iki yorum. Amerika'ya değil mi uyarı? Kredi uyarısı. Evet, kredi, yatırım yapılabilir ülke olmaktan mı çıkaracaklarmış? Hiç ABD'li yetkililerin borç tavanını yükseltme konusunda anlaşamamaları durumunda Amerika'nın AA olan notunun tehlikeye gireceğini. Oo, çok fena. Çok fena. Çok fena. Çünkü AA'dan mesela düşürdü diyelim, o zaman yatırım yapılabilir ülke olmuyor değil mi Amerika? Oluyor canım, olmaz. Öyle mi? Tabii. Kaç kademe düşürmesi lazım? Bize kadar düşürsün. Bize kadar gelmez hocam. Ya hocam bak şimdi bunlar o kadar komik mevzular ki sahiden karikatür gibi ya. Şimdi Amerika'nın ne olduğunu, kim olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yani bir süper güçten bahsediyoruz. Yani dünyayı yöneten, her şeyi de yöneten bir süper güçten. Ha, geçen haftalarda şunu söyledik yani yarın öbür gün roller değişebilir, farklılaşabilir. Amerika'nın yerini başka bir ülke alabilir, Türkiye olabilir, Çin olabilir falan ama böyle hadi bugün yattık, yarın kalktık, Amerika'yı bitirdik pozisyonu değil. Abi Yunanistan'ın notunu düşürmeye cesaret edemediler adamlar ya. Bir kere Fitch'in babası kimmiş onu söyleyecek bana. Bilmiyorum artık. Yani öyle Fitch herkese Fitch'lik yapamaz, tamam mı? Onu sana bana yapar. Tamam mı? Amerika'ya geldiği zaman böyle dışarıya karşı bak Amerika'nı falan ama yapar Amerika'ya ama. Amerika'ya karşı değil biliyorsun ha. Bu Trump'a karşı. Ya herkes. Hocam Trump'a karşı veya başkasına karşı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani sonuç itibariyle yemez bu iş. Yani Amerika bir süper güç. Ya da danışıklı dövüş yani. Tabii ki. Amerika yani, bir süper Trump güçtür. Ve bu süper güce sen öyle bize yaptığın gibi bir takım artistlikler yapamazsın. Arttırırken de düşürürken de. Aynen öyle. Sen ekleyecek misin bununla ilgili? Yani ben katılıyorum görüşlerine. Pek ekleyecek bir şey yok. O yani, zaman pardon. Durum senin de tespit ettiğin gibi. Yani ikisi de artık bürokrasi açıklamaları yapıyorlar. Ortada net konuşulacak pek bir şey yok. Tamamen ülkenin siyasetine bağlı gelişecek. Peki son bir şey okuyacağım arkadaşlar. Yorumlamanızı rica edeceğim. Sovyetler Birliği'nden kalan 64 milyar dolarlık borcu Rusya tamamen kapattı. Bence son dönem ekonomi tarihinde ve bağlantılı olarak siyaseten en kritik haberlerden biriydi bu. Çok fazla konuşulmadı. Yani bir, ama buna karşı da Amerika'nın Rusya'ya finans başta olmak üzere şeyleri arttı. Ambargo ağırlaştı. Birer cümle alayım sonra üçgen online'ı da kapayalım. Bu pardon ya ben bir şey okuyordum. Soruyu kaçırdım. Rusya mi? Sovyetler Birliği'nden evet. Kalan borcun tamamını kapattı. Öyle mi? Tarihi bir olay aslında. Yani bizim IMF'ye borcunu mu kapattı? Bizim Osmanlı'dan üstümüze yıkılan borcu kapatmamız kadar enteresan bir ya şey. IMF'ye olan bir borç yok, muydu? Bütün o hayır söyleyeyim. IMF'ye Amerika var, yok. Fransa var vesaire var hepsini kapattı. Ve ya çok çok normal şeyler şöyle bunlar. Diyeyim dur bir bilgi vereyim. 2115'e kadar da kapatabilme hakkı olmasına rağmen. İşin güzel tarafı ne biliyor musun bu ülkeler açısından baktığımızdan? Biraz önce Güney Kore'yi konuştuk ya. Biz nasıl böyle bir takım şeyler için ayak sürüyüp şahsi menfaatlerimizi düşünmekten öteye geçmezken, inşaat yapmak, yol yapmak, köprü yapmak dışında bir şey yapmazken, onu da devlet eliyle yapmadık. Bunu birilerini zengin etmek için yaptık. Hepsinin de parasını hala takır takır biz ödüyoruz. Yani öyle devlet bize yol yaptı, köprü vatandaş yaptı falan değil. Ödüyoruz. Ben o zaman geçmeyeceğim 170 lira verip köprüyü. Anlatabiliyor muyum? Ben bedava geçiyorsam ki
şöyle bir şey vardır kanunda, alternatifi olmayan bir yolda paralı olmaz. Paralı olmaz. Diyeceksin ki onun alternatifi körfeze dolanmak. Yok kardeşim, öyle bir şey değil. Oradan tek bir yol yaptın sen. Tek bir köprü yaptıysan onun alternatifi yok. Bak, bu da davalık bir konudur. He. Bununla ilgili dava açsan kazanırsın. Bir gün açarlar inşallah. Anlatabiliyor muyum? Şimdi durum böyle olunca millet gitti aya biz kaldık yaya mevzu gibi, Rusya, Güney Kore o bu falan filan hızla gelişip tekrar zenginleşirken ve borçlarını öderken biz giderek fakirleştik. Aynı biraz önce oğlunuz verdiği örnek gibi, çok önemli bir örnek. Evi satarak zenginleşemezsin. Bu kadar basit. Tamam. O bir cümle, sonra üçgen online, iki dakika tamam, bu arada ben son dakika haberi var, onu söyleyeyim. Deprem olmuş. Yok, deprem değil. Olmuş, Adana ve Mersin'de deprem olmuş. Ha, onunla haberim yok. Benimki siyasetten bir haber. Meral Akşener'in kuracağı partinin ismi belli olmuş. Ha, neymiş? Merkez Demokrat Parti. Tamam. Programları ve kadroları çıksın. Onu da ayrıca konuşuruz. Olacakmış. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Rusya, bir şey söyleyeceğim mi? Rusya başarılı bir yönetim var. Çok istikrarlı. Bir de tabii doğal kaynakları var çok kuvvetli. Onların satışı, doğalgaz olsun, petrol olsun. Ama tabii Putin'in de özellikle son 5 yılda ciddi anlamda bir lider olarak dünya çapında bir çıkışı var. Bunu da göz ardı edemeyiz. Çevre ülkelere üstüne çok güzel baskılar kurdu. Kendi hinterlandını genişletmeye yöneldi. Ve çok istikrarlı bir politika izliyor. Ve bunun sonucu olarak tabii ki bu borçları falan ödemesi yine ekonomik sisteminin başarısı. Ama tabii şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Rusya kendi markalarını üreten bir ülke haline daha gelebilmiş değil. Onu da ayrıca izlemesi gereken bir yol olarak tabii koymak lazım. Tabii. Süre bitti ama birkaç tane gerek yok. Rusya'nın kendi markasını üretmese de Rusya olarak bir markası var, onu unutmayalım. Birkaç Ahmet değil, Yılmaz. Değil. Ruslar LED ışığıyla domates üretme çalışmaları yapıyor şu anda. Buyur. Yunanistan batmış hesapta, Mehmet Ağoğlu demiş. Sakız Adası'nda etin kilosu 4 euro. 4 euro. Emekli parası, yani emekli ücreti 1200 euro. Anlaşılması zor. Hiç zor değil. İşte sosyal devlet böyle olunuyor. Bizde hayat pahalı, hayat. Evet. Bir alım gücü de yok. Şiddeti 3.7'ymiş. Adana ve Mersin'de olmuş. Çok geçmiş olsun diye. Yani çok büyük bir deprem değil ama tabii ki bir uyarı vesaire. Peki haftaya yokuz arkadaşlar. Bayram. Bayramın biz o günde çalıştıracaksın diye bekliyorduk biz. O kadar da size değil de rejiye el insaf. Siz gelin çalışın, ne olacak? Ama rejideki arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız bir günde olsa bir bayram ziyareti yapsınlar. Bayram ziyareti önemlidir. Tatile gitmek yerine büyüklerinizi ziyaret edin. Çok önemlidir. Üstad, haftaya bayram. Bir cümle. Bir cümle. İyi bayramlar diliyorum herkese. Selçuk. İyi bayramlar ama iyi tatiller değil. Efendim bu bayramı, bu tatili fırsata çevirin. Eşinizle, dostunuzla, komşunuzla bir araya gelin, konuşun, sohbet edin. Bütün bu sorunların içerisinde yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Cep telefonlarından kafanızı kaldırmanızı rica ediyorum. Lütfen eşinizi, dostunuzu, büyüklerinizi ziyaret ediniz. Biz ayın 4'ünde burada olmayacağız. Ayın 11'inde tekrar, yine pazartesi saat 21'de üçgen demek için karşınızda olacağız. Şimdiden mutlu bayramlar efendim. Hoşçakalın.